Günaydın Para Gündemi, hoş geldiniz. Ben Serap Belet. Ekrandaki son dakika gelişmesiyle başlıyoruz Para Gündemi. MİT terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan terör örgütü PKK ile faaliyet yürüttüğü tespit edilen MKP üyesi Kadir Çelik'i yakaladı. Serkan Şimşek'ten ayrıntıları alarak başlayalım. Serkan. Serap Belet, sınır ötesinde terörle mücadeleye yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. O operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Milli İstihbarat Teşkilatı Orta Doğu'da bir ülkede düzenlediği operasyonda Maoist Komünist Parti mensubu Kadir Çelik'i yakaladı ve Türkiye'ye getirerek emniyet mensuplarına teslim etti. Tabii kimdi bu terörist? Biraz hatırlatmakta fayda var. 2011-2016 yılları arasında İstanbul'da Maoist Komünist Parti'nin illegal yapılanmasında faaliyet yürüttüğü öğrenildi. Yine güvenlik kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre bu faaliyetlerden birinin de Ok Meydanı'nda gerçekleştirilen yol kapama eyleminde molotoflu saldırı olduğu belirlendi. Türkiye'deki illegal faaliyetlerinden sonra terörist Kadir Çelik 2016'da Irak'ın kuzeyine geçmişti ve MKP ile PKK terör örgütü arasında işbirliği çerçevesinde Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarında da suikast eğitimi aldığı öğrenildi. 2018'de Suriye sahasına geçen Çelik de Suriye'nin kuzeyinde yine PKK terör örgütü unsurlarıyla koordineli olarak silahlı faaliyet yürütmüştü. Uzun bir süredir adım adım takip edildi Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından ve Orta Doğu'da bir ülkede terörist Kadir Çelik düzenlenen nokta operasyonla yakalandı. Serkan Şimşek, çok teşekkürler. Şimdi Yeni Doğan Çetesi davasına geçelim. Üçüncü gün bugün, 22'si tutuklu, 47 sanık yargılanıyor. İlk iki gün 6 sanığın savunması tamamlandı. Ve Ceylan Sever de Halis Hacı Yılmaz'la birlikte duruşmaları yerinden takip etti. Hem geldiğimiz noktada dün de yaşananların bir özetini alalım senden Ceylan. Hem de bugün ne bekliyorsunuz duruşmadan? Bugün ne bekliyoruz? Aslında diğer sanıkların savunmalarıyla devam edecek duruşma. Bütün sanıkların savunmaları bitene kadar aslında biz size hep neler söylediklerini anlatacağız. Bugün ilk savunma bir kadın tutukludan gelecek. Bu zamana kadar hep erkek tutukluları dinlemiştik. Bir kadın hemşireyi dinleyeceğiz bugün ilk kez. Cansu Ak Yıldırım konuşacak. Neler söyleyecek ve neler anlatacak? Diğer hemşireler gibi ikrar ettiği, hukukta ikrar diye geçer, kabul ettiği bazı suçlamalar olacak mı ya da reddettikleri neler olacak, bunları anlatacağız. Kimler dinlendi? Erkek hemşireler Hakan Doğukan Taşçı, Hasan Basri Gök, Hüseyin Günerhan, Hüseyin Gündüz, Deniz Korkmaz ve 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarından Fehmi Alperen dinlendi. Hakan Doğukan Taşçı, Hasan Basri Gök ve Deniz Korkmaz'ın aslında birçok itiraf niteliğinde savunması oldu. Örneğin ilaçları el altından alıp sattıklarını kabul ettiler. Keza bunların arasında Hüseyin Günerhan da bu kabullere imza atanlardan biri. İlaç alıp SGK'ya fatura ettikleri ilaçları el altından aslında yoğun bakımdaki bebeklere vermeleri gerekirken vermedikleri ve bunları el altından bir kara borsa sistemiyle sattıkları iddia ediliyordu iddianamede. Bunun bir kısmını kabul ettiler. Şöyle bir kısmını diyorum. Bebeklere de verdik. Fazla ilaç geliyordu. Fazlasını da satıyorduk diyerek söylediler aslında. Öte yandan resmi belgede sahtecilik suçlamasını kabul edenler oldu. O da şu şekildeydi. Biliyorsunuz hastaların bir epikriz raporu oluyor. Yani tedavi esnasında neler yapıldığı, tanısının ne olduğu bu epikriz raporlarında yazıyor. Ancak bu raporlarında gerçeği yansıtmadığı, yani hep sahte raporlar düzenlendiği belirtilmişti iddianamede. Bunu tamamıyla kabul ettiler. Bir şablonlarının olduğunu ve bu şablona göre entübe olmayan hastayı bile entübe göstererek bu epikriz raporlarını hazırladıklarını söylediler. İhmalen öldürme suçunu külliyen reddediyorlar. Deniz Korkmaz bu ifade veren isimler arasında önemliydi. Çünkü bu soruşturmanın başlamasına neden olan kişiydi. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü CİMER şikayetini ilk o yapmıştı. Genel itibariyle hepsi doktorları suçluyor. Hemşirelerin, çalışanların hepsi. Diyorlar ki bizim bir sorumluluğumuz yok. Sorumluluk doktordadır. Onlar ne derse biz onu yaptık. Yoğun bakımda zaten doktorlar olmadığı için akşamları, bunu da herkes bilir. Biz de dolayısıyla biz müdahale ediyorduk. Zaten hastane sahipleri de çok para kazanmak istedikleri için
bu yönteme başvuruyorlardı. Bir kazan kazan anlayışı olduğunu söylüyorlar. Bebeklerin bazılarının ne yazık ki sonunun ölümle sonuçlanacak kadar ağır derece hasta olduğunu söyleseler de bazıları için de şunu söylüyorlar. Eğer doğru müdahale olsaydı yaşayabilirdi dedikleri bebekler var. Yani bu Sağlık Bakanlığı'nın raporunda bebeklerin %90'ının yaşam hakkı elinden alınmıştır dediği kısım işte tam da bu kısım. Eğer doğru müdahale yapılsaydı, doğru tedaviler uygulansaydı yaşayacak bebekler vardı. Ancak siz bunu yapmadınız. Asıl kısım bu. Şimdi bugün biz bu noktada ilk kez bir kadını dinleyeceğiz. Hep erkekleri dinledik. Acaba bir kadın hemşire ne anlatacak? O neler söyleyecek? Tutuklu aylardır cezaevinde. Bu zamana kadar da 6 sanığı dinledi. Kendisinin savunması ne yönde olacak? Bugün biz gene bazı itiraflar duyacak mıyız? Bunların hepsini Halil Sadri Yılmaz'la birlikte duruşmayı an be an takip edeceğiz ve aktaracağız. Ceylan Sever, çok teşekkürler. Şimdi bu konuya ilişkin dün biliyorsunuz Plan Bütçe Komisyonu'nda protesto da vardı. Çünkü Sağlık Bakanlığı'nın bütçesi görüşülüyor. Buna ilişkin bütçe görüşmelerinin ardından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Yeni doğan çetesine ilişkin soruya organize suç örgütü fiilen 26 Nisan'da çökertildi. Bakanlık Merkez Teşkilatı tarafından yürütülen operasyonun il müdürlüğü tarafından kapatılabileceğini düşünmek cahilliktir dedi. Bu yönde iddialar dile getiriliyordu. Memişoğlu bu aşağılık örgütü delillendirmekte özel yöntemlere başvurduk dedi. Yine sorulara verdiği cevapta. CHP Genel Başkanı Özgür Özel grup toplantısında konuştu dün. Yeni doğan çetesi davasına ilişkin Sağlık Bakanı Memişoğlu'na tepki gösterdi. 2016'dan bakan olduğu bugüne kadar il sağlık müdürü. Onun döneminde yaşanıyor, ne yaşanıyorsa dedi. Özel'in gündeminde Milli Eğitim Bakanı Tekin'in laiklik açıklamaları da vardı. Özel derdi, Özgür Bey ile Tayyip Bey arasında laiklik tartışması başlatayım, kenarda durayım, bakanlığı sürdüreyim diye konuştu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Haluk Erdemir ile koordinatör Hacı Ali Bozkurt geçici olarak görevden alındı. Belediye tarafından alındılar görevden. İdari bir tasarruf olduğu belirtiliyor. Belediyede konser harcamaları üzerinden bir süre önce bir soruşturma başlatıldı. Biliyorsunuz İçişleri Bakanlığı da harcamaları incelemesi için bir müfettiş görevlendirdi. Bu inceleme boyunca görevlerinden geçici olarak alındığı belirtiliyor Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden. Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde ihaleye fesat karıştırdığı gerekçesiyle hakkında dava açılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılanması bugün devam edilecek. Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşma öncesi savcının 2 gün rapor aldığı ve izne ayrıldığı öğrenildi. Bu nedenle duruşmaya bir geçici savcı katılacak. Duruşmada savcının mütalaasını açıklanması bekleniyordu bu davaya ilişkin. Siyasetin gündeminde Kılıçlı yemin eden teğmenlere yönelik soruşturma var. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mustafa Kemal'in askerlerine sahip çıkmak vatan millet borcudur dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli ise Milli Savunma Bakanlığı'nın kararına saygı duyuyorum ifadelerini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün CHP Genel Merkezi'nde kayyum atamaları ile ilgili Türkiye Belediyeler Birliği'nin hazırladığı çalışmaların ayrıntılarını paylaşacak. İmamoğlu CHP lideri Özel'le de bir görüşme gerçekleştirecek. Mansur Yavaş'la da bir araya geleceği yönünde bilgiler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da G20 Liderler Zirvesi'nin ardından dün akşam bir basın toplantısı düzenledi. İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin zulümler karşısında uluslararası kuruluşlar iflas etti dedi Erdoğan. Dünya 5'ten büyüktür çağrısını yineledi. Rusya'nın yeni nükleer doktrin açıklamasına ilişkin bir soruya da Rusya'nın attığı bu adım NATO yetkilileri tarafından düşünülmelidir diye cevap verdi. Ve Rusya, Ukrayna'nın ABD üretimi uzun menzilli Atacms füzelerini ilk kez Rusya topraklarında kullandığını duyurdu. Ukraynalı ve ABD'li yetkililer de iddiayı doğruladılar. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ukrayna'dan atılan 6 füzeden 5'inin etkisiz hale getirildi. Füzelerden birinin enkazının Rusya'nın Bryansk bölgesine düştüğü öne sürüldü. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov iddialarla ilgili bu Batı'nın gerilimi tırmandırmak istediğinin bir işaretidir yorumunu yaptı. Trump savaşı bitirecek, o gelince ne olacak diye beklenirken Biden'ın bu son 2 ayında sıcak gelişmeler yaşanıyor Rusya-Ukrayna sahasında. Niğde'nin Çamarda ilçesindeki Aladağlar'da Belarus uyruklu 2 kız kardeş kayboldu. Dağcılar onları bulmak için çalışma başlatıldı. Dağcıları bulmak için
için düzeltiyorum. Ve Niğde'de 9 yaşındaki engelli bir çocuk kaldığı rehabilitasyon merkezinden hastaneye kaldırıldı ve hayatını kaybetti. Çocuğun ölümünden sonra bir inceleme yapıldı rehabilitasyon merkezinde. Engelli çocukların, özel durumu olan çocukların rehabilite edileceği ve bakımların üstleneceği merkezler bunlar. Ancak çok kötü görüntüler ortaya çıktı. Engelli bireylere, çocuklara daha doğrusu kötü muamele yapıldıkları, dövüldükleri, odaya kapatıldıkları görüntüler kamera kayıtlarında tespit edildi. Ve soruşturma kapsamında 9 yaşındaki çocuğun ölümünün ardından bir daha söyleyelim 14 görevli tutuklandı. Günün özeti böyle. Ekonomiyle devam edelim. Evet, Habertürk.com genel yayın yönetmeni Yavuz Barlas şimdi konuğum. Onunla da ekonomiye bakacağız, piyasaya bakacağız. Son haber insanı yine böyle Yeni Doğa Çetesi'ni konuşurken insanı kızdırıyor. Yani çocuğunu hele de böyle daha çaresiz, daha belki duygularını ifade edemeyecek durumda olan çocukların hepsi öyle ama özel durumu olan çocukları içinde bulundukları durumu da suistimal ederek belki yaşadığı sorunu ailesine tam olarak aktaramayacak, anlatamayacak, o döngü devam edecek. Orada nasıl da çocukları böyle döverek, hırpalayarak, belki işkence ederek tutuyorlar. İnanılır gibi değil. Şu dikkatini çekiyordur muhtemelen. Ya bunlar dünyanın çeşitli yerlerinde kötü insanlar her zaman var ve her şey olabiliyor yani. Bunlar olabiliyor. Ama denetim probleminin artık hani su yüzüne çıktığını görüyoruz biz. Yani Yeni Doğan Çetesi'nde de benzer durumu görüyoruz. Evet, evet. Denetimlerin gerçekten kağıt üzerinde kaldığı ya da mesela şikayetlerin gerçekten tam zamanlı şekilde yani üzerine gidilmediğini görüyoruz. Yani burada gerçekten denetim konusunu kamu hizmetlerinde oturup tekrar bir değerlendirmek gerekiyor. Şöyle yani işini çok düzgün yapanları her işte olduğu gibi ayıralım ama şöyle bir işleyiş oluyor. Ben muhabir olarak çok denetime gittim. Farklı alanlarda, kamu yetkilileriyle de çok gittim baskınlarda. Şöyle bir otomatik işlem oluyor. Gidip önce merhaba bir sertifikanızı, izninizi görelim diye yöneticinin odasına gidiliyor en baştan. Efendim bir çay çağıralım siz belgeleri. O arada bir üretim yeri ise üretim yeri, başka bir alan varsa uygulamanın yapıldığı yere direkt olarak girilene kadar bazı şeyler örtbas da ediliyor. İşleyişin tabii, böyle... Kağıt üzerine demek istediğim oydu yani. Kağıt üzerine bir denetim bu. Kağıt denetim hatta. Ya adı üstünde kağıt denetim yapılıyor. Pat diye yani denetlenen şey neyse onun yapıldığı iş sırasında... O şartları görmek lazım hemen. Yani problemimiz orada da işte öyle oradan sonra. Bununla alakalı bir revizyonumuz ve bununla ilgili bir değişiklik gerekiyor bence. Çünkü yani çok konuda hep aynı sorunla karşı karşıya kalıyoruz. Birileri şikayet ediyor ama bir türlü bu şey olmayabiliyor. Yani illa birisi hayatını kaybedecek. Bir de bu kötü insanlar dünyanın her yerinde var, katılıyorum buna. Evet yani bu böyledir. Ama böyle hemen de bu çaresiz, dilsiz, çocuk olmuş, yetim o hemen de üşüşü veriyorlar akbaba gibi başlarına. Yani tabii. Nasıl bu kadar da dezavantajlı insanların başına çöküyorlar her fırsatta? Yani nasıl bu kadar insan hakikaten tahammül edemiyor bu haberleri aktarırken ne yazık ki. Allah sabır versin çocuğunu kaybeden aileye ve oradaki ailelere. Şimdi bir bağlantı yapalım. Bu arada Plan Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi görüşülecekti. Başlamadan önce bir tartışma çıkmış. Ne olduğunu Arzu Türk Uçar'dan öğrenelim. Görüntüleri de ekranda. O tartışma halen devam etmekte. İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi görüşülecek bugün Plan Bütçe Komisyonu'nda. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Komisyon salonuna doğru ilerlerken CHP'li milletvekillerinin itirazıyla karşılandı. Gerekçesi ise son dönemde belediyelere atanan kayyumlar oldu. Komisyon salonuna girecekken İçişleri Bakanı Yerlikaya CHP'li milletvekilleri bir set oluşturdu ve Bakan Yerlikaya'nın komisyon salonuna girmesini engellemek istedi. İşte o anda da birden kavga çıktı diyebiliriz. Bir arbede yaşandı. Komisyon salonuna girmekte İçişleri Bakanı oldukça zorlandı ve bu esnada AK Partili ve muhalefet milletvekilleri arasında da tansiyon bir hayli yükseldi, kavga çıktı, itişmeler oldu diyebiliriz. Komisyon Başkanı Mehmet Muş aslında tansiyonu düşürmek için oldukça çaba sarf etti ancak muhalefetin tepkisi çok fazlaydı. Ancak Mehmet Muş böyle bir prosedür olmadığını, tahammüllere aykırı olduğunu ifade etti ve Plan Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanı'nın sunum yapması gerektiğini ifade etti. Tansiyonu düşürmeye yönelik sözleri
ilgili söylemleri oldu. An itibariyle aslında gerginlik biraz olsun düşmüş olsa da yine muhalefet ve AK Parti milletvekilleri karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Tansiyon düşünce de İçişleri Bakanı Yerlikaya sunumuna başlayacak. Bir daha bize özetler misin görüntüleri? Şimdi ekranlarını yeni açanları için Plan Bütçe Komisyonu'nda bakanlıkların dün işte Sağlık Bakanlığı vardı. Az önce protestosunda hatırlattık. Bugün de İçişleri Bakanı'nın sunumu olacak. O sırada bir protesto ya da salona girilmesini engellemek için mi vekillerin bir çabası var? Tam olarak anlatabilir misin Arzu ne olduğunu bir kez daha? Şimdi komisyon salonuna girerken uzun bir koridor bulunuyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Ve bakanlar, konuklar oradan giriş yapıyor. CHP'li milletvekilleri de Bakan Yerlikaya kayyumlar nedeniyle tepki göstermek için komisyon salonuna girmesini engellemek istedi. Bunun üzerine de hem bakanlık korumaları hem AK Partili milletvekilleri arasında muhalefet milletvekilleriyle bir arbede yaşandı. Komisyon salonuna girilmesine İçişleri Bakanı'nın izin verilmedi. Bunun üzerine de Bakan Yerlikaya korumalarının eşliğinde komisyon salonuna giriş yaptı. Ama kalabalık çok fazla, milletvekilleri çok fazla, salon biraz küçük. Hal böyle olunca da gerginlik de yüksek olunca bir tartışma yaşandı. Bakan Yerlikaya salona girdi. Komisyon sırasına oturdu ancak tartışma dinmediği gibi kavga haline dönüştü de diyebiliriz. AK Parti milletvekilleri bunun uygun olmadığını, böyle bir şeye müsaade etmeyeceklerini ifade etti. Muhalefetin ise CHP'li milletvekillerinin ise kayyum atanan belediyeler nedeniyle tepkisi vardı. Bir 4-5 dakikalık bir kavga, söz diyalogu, bazen zaman zaman temaslarda, el teması da olduğunu söyleyebiliriz. Komisyon Başkanı Mehmet Muş sık sık araya girdi ve tansiyonu düşürmeye çalıştı. Gerginlik biraz olmuş, biraz olsun düştü. Ancak zaman zaman da tansiyon yükseliyor. İçeride mi peki CHP'li vekillerde? Salonda görüyoruz İçişleri Bakanı'nın görüntüsünü. Yoksa ayrılanlar var mı? Yani salondaki şu an durum ne? Bu ekrandaki görüntüler çünkü kısa süre önce kaydedilen görüntüler. Evet, o ekranda gördüğünüz görüntüler sıcak görüntüler. Birkaç dakika önce çektiğimiz görüntüler. Sağ tarafta, sol tarafta muhalefet milletvekilleri, karşı tarafta ise AK Parti milletvekilleri, MHP milletvekilleri bulunmakta. O arada işte ön tarafında ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya oturuyor. Orta alan boş. Bu noktada da bir arbede çıktı. Komisyon üyeleri, CHP milletvekilleri salonda, AK Parti, MHP, İYİ Parti milletvekilleri de yine salonda Bakan Yerlikaya'nın sunumunu bekliyorlar. Peki Arzu Türk Uçar, çok teşekkürler. Bütçe görüşmelerinde tansiyon epey yüksek geçiyor bugünlerde. Şimdi de işte kayyumlar üzerine tepkilerini bu şekilde göstermiş CHP'li vekiller. Arbede görüntülerini izlediniz. Yine komisyonun seyrini, Plan Bütçe Komisyonu'nun seyrini aktarırız. Piyasaya bir bakalım mı? Hemen bir görelim. Adettendir. Borsa İstanbul 9297, dolar 34.54, euro 36.62, gram altın 2920 lira. Piyasayı ben hızlı geçeyim. Çok sıcak gündem maddeleri var ve ardından da konuşacağımız çok başlık var. Ekrandan da görüyorsunuz. Şimdi sendikalar meclisi ziyaret etmişler. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, CHP ve DEM Parti grubunu ziyaret etmiş. Atalay diyor ki ana problemlerimizden biri vergi. Ocak ayında aldığımızı Aralık ayında almıyoruz. 2 ay kazandığımız vergiye gidiyor. Bu konuda taleplerini söylemişti. Şöyle bir şey demiş Atalay, asgari ücrete zam gelmiyor ama enflasyon devam ediyor. Demek ki enflasyonun sebebi asgari ücret değilmiş diye, evet, bir değerlendirme yapmış. Biz hala da söylüyoruz zaten, yani bu düzeyde incelmemesi lazım diye. Bunu bu şekilde sendikaların da eklenmiş olması güzel. Yani bu tartışma nereden çıktı dersen, ta yılın başından beri bu konu konuşuluyordu. Bir şekilde yani bu konuda yani hazine özellikle direndi ve bir şekilde asgari ücrete zam yapılmasını kısmen engellemiş oldu. Ama görünen o ki yani sendikalarda bu fikirdeyse eğer, umarım hani kamuoyu da bu şekilde destek vererek bu konuyla ilgili adım atılır. Yani sendikadan beklediğimiz de bu zaten. Yani çalışanların refahını koruması. Doğru. Dolayısıyla burada iki tane konu var. Bir tanesi vergi. Vergi sadece asgari ücretten vergi almıyoruz belki ama hemen üstündeki tüm vergi dilimlerine girdiği için çalışanlar. İki tane konumuz var. Bir tanesi bu, bir tanesi de bu. Bu iki konuyu da umarım yani dirayetli şekilde savunurlar. Şimdi
Şimdi DİS Genel Başkanı Çerkezoğlu da diyor ki ücretleri baskılayarak enflasyonu düşüreceğim iddiasında bir zihniyetle milyonlar açlığa ve yoksulluğa mahkum edilmiştir. Bu politikalardan vazgeçilmeli. Asgari ücrette neredeyiz diye seninle konuştuk. Asgari ücretin geçmiş yıllara göre artışını konuşuyoruz. Ama aslında dünyada da artıyor. Geçmişten bugüne yaklaşık bir 20 yılda %200 artış vardı. Evet. Ama başka ülkelere geçen hafta baktık seninle. %400, 500, 700 artanlar da var. Tabii. Öyle bakınca biraz daha iyi anlıyoruz. Evet. Şimdi bir grafiğimiz var. Evet. Sen istersen anlat. Bu çalışma saatleri üzerinden Avrupa'da neredeyiz? Ya bunu aslında yani yine bizim yani sosyal güvenlik yazarı arkadaşımız Ahmet Kıvanç hazırladı bu tabloyu. Bu tabloyu niye hazırladık aslında onu söyleyelim. Yani bu tablonun hazırlanmanın amacı biliyorsun işte dünyasında diyor ki yani asgari ücret çok yüksek. Biz işte burada rekabet edemiyoruz. Dolayısıyla işte burada hani pahalı kalıyoruz vesaire söylemleri var biliyorsun. Dolayısıyla o yüzden de zaten iki argüman var. Bir çok pahalı, iki yok işte enflasyonu arttırıyor. İki argüman, bir tanesi bu, bir tanesi bu. Doğru. Şimdi burada biz neredeyiz diye baktığımızda yani bir saatlik Türkiye'de insanlar 45 saat ortalama haftalık çalışıyorlar. Avrupa'da bu 37-35 saatler civarında. Yani biz her bir Avrupalı'dan 10 saat daha fazla çalışıyoruz. Haftada daha fazla yıpranıyoruz. Doğru. Onu söyleyelim, ekleyelim. Bu da resmi saatlere göre diyorsun. Tabii tabii resmi yani. Yani bir de akşam bir çok mesaiye kaldı, fazla mesaisi verildi, verilmedi. Bunlar hariç. Evet. Yani bazı sektörlerde çok böyle ciddi manada suistimaller var. Var. Burada biz Hollanda saatine 16, Hollanda bir asgari ücret çalışan 16 euro alırken, 16.88. 17 neredeyse. 17 euro neredeyse alırken biz 3 euro cebimize koyabiliyoruz. Bu rakamlar brüt tutarlar üzerine hesaplanmış rakamlar ve şöyle ekleyelim. Yılbaşındaki dolar kuruna göre yani hatırlarsan yılın başında denmişti 17 bin liranın karşılığı gelen 17 binin brüt rakamının karşılığına gelen tutarın saatlik hesabı bu. Evet. Yani oysa ki nereden baksan bir 70-80 euro eridi o para. Yani şu an yılbaşından bu yana döviz bazında eridi zaten. Yani şu an bu rakam değil. Şu an 3 euronun da altında bir rakam kazanıyoruz biz. Hatta ben kabaca bir hesapladım. 2 euro 60 sent aslında şu anki rakam. Yani Ocak'taki rakama göre düştü aslında ama biz o merkezle ortak karşılaştırma yaptığımız için bunu koymak zorundayız. Bulgaristan 2.97 euro bizim altımızda gibi görünüyor. Ama emin olun ki biz onun altına indik. Yani bu bölgede Avrupa'da ve biz de bunun içinde kendimizi sayıyoruz bir parça. En düşük asgari ücret, saatlik ücret Türkiye'ye ait. Yunanistan'ı görüyorsunuz 5.92. İki katı. Neredeyse iki katı. Dolayısıyla bu tablo içerisinde biz yani eğer sanayi ise, buralarda üretimse biz bunların neredeyse yarısı kadar ücret ödüyoruz çalışanımıza. O nedenle rekabet avantaj açısından bakılırsa biz avantajlıyız. Yani belli bir kesim iş dünyasının söylediği üzere pahalı değiliz. Evet. Dolayısıyla bizi ancak Mısır'la, Tunus'la, Fas'la karşılaştıracaklarsa pahalı olabiliriz. Biz de ligimizi biraz belirlemeliyiz değil mi? Yani, gelişiyorsak, iddiamız varsa Afrika değil mıyız, mi? Avrupa mıyız karar verelim yani bir zahmet. Yani Orta Doğu muyuz, Afrika mıyız, Avrupa'ya mı yani örnek alacağız? Yani kişi başı gelirimiz bizim arttı, bu konuda artık başka bir kategorideyiz diyorsa bizim çalışma standartlarımız da orada yer alıyor. Karar verelim yani Avrupa'da mı olacağız, Afrika'da mı olacağız ona karar verelim. İş dünyamızda bunun böyle baksın çünkü gelişmişlik böyle bir şey. Siz çalışanınızı fakirliğe mahkum ederseniz sonrasında siz de fakir olmak bütün kalkınmamızı ucuz iş gücü üzerinden inşa kuramayız, etmemeliyiz. Hayır. Yok. Evet. Yani bu onun çok güzel bir tablosu. İlgilenenler Habertürk.com'a baksınlar. Listeyi görsünler. Nerede ne fiyat var görsünler. Bir daha Arzu'ya bir dönelim mi? Plan Bütçe Komisyonu'nda ne oluyor? Bir gerilim devam ediyor mu Arzu? Gerilim biraz olsun azalmış durumda. Komisyon Başkanı Mehmet Muş bunun için elinden geleni yapıyor. Zira bir 5-6 dakika önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Plan Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanı'nın komisyon salonuna girişi engellenmek istedi. Muhalefet milletvekilleri, CHP milletvekilleri tarafından. Komisyon görüşmeleri saat 10'da başlıyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. CHP'li milletvekillerin ise son dönemde atanan kayyumlarla ilgili itirazları vardı. Bu itirazlarını iletmek için de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın komisyon salonuna girişini engellemek istedi. O esnada da bir arbede yaşandığını söyleyebiliriz. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kalabalığın arasında kaldı. Salona girmek için bir çaba gösterdi diyebiliriz. Bu esnada CHP'li milletvekillerin itirazları olunca AK Partili milletvekilleri de hemen komisyon salonunun giriş bölümündeki o koridora geldi. Ve Bakan Yerlikaya'nın içeriye girmesi için bir mücadele yaşandığını söyleyebiliriz.
Bakan Yerlikaya güvenli bir şekilde komisyon salonundaki koltuğuna oturdu. Ancak komisyon salonunda tansiyon düşmedi. AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında bir tartışma yaşandı. Bu tartışma... İsto ama Arzu şunu demek istiyorum. Yani kayyumlara karşı bir eleştiri ama bir ifadeleri var mı? Mesela Esenyurt'ta demişlerdi işte vekillerimizi parti meclisine ya da meclis üyelerimizi almadınız vesaire. Ona göndermeyle mi, başka bir gerekçeyle mi? Ali Mahir Başarır'ı görüyorum, başka vekilleri görüyorum. Yani kayyumlara karşı bir tepki gibi genel bir başlık mı? Yoksa dile getirilen cümleler var mı? Bizzat orada İçişleri Bakanı'na söylenen cümleler var mı duydu? O arbede esnasında, kalabalık esnasında birebir cümleleri duymak aslında güç. Ancak öncesinde Plan Bütçe Komisyonu'ndaki komisyon sıralarına dövizler hazırlanmıştı. Ve bu dövizlerde ise işte kayyum atanan belediyelere ilişkin protestolar vardı. Aslında milletvekilleri buna ilişkin bir hazırlık yapmıştı. Böyle bir protestoyu aslında kimse beklemiyordu. Ne basın mensupları, ne komisyon üyeleri, ne de siyasiler, milletvekilleri. Bir anda yaşandı bu arbede, bu karışıklık. İçişleri Bakanı sabah saatlerinde meclise geldi. Daha sonra komisyon katına çıktı. Koridorda ilerliyordu. Ekibi yanındaydı. Bakanlık müsteşarları, bakan yardımcıları, korumaları olmak üzere kalabalık bir ekiple sunumunu yapmak için meclise geldi. O esnada koridorda bir anda CHP'li milletvekillerinin itirazları vardı. Duyabildiğim atanan kayyumlar gerekçesiyle bir hukuk devletine yakışmadığını savunarak muhalefet milletvekilleri, CHP milletvekilleri Bakan Yerlikaya'nın komisyon salonuna girmesini istemedi. Yani sunum yapamayacağını öne sürdü, bunu savundu. Elbette ki böyle bir şey de söz konusu olmayacağını komisyon başkanı Mehmet Muş tarafından iletildi. Komisyon salonuna ilerlerken Bakan Yerlikaya zorlandığını söyleyebiliriz. Bu görüntülerde de gözüküyor aslında. Bu görmüş olduğumuz nokta komisyon salonuna giren nokta. Buradan evet. İçişleri Bakanı Yerlikaya ilerleyerek komisyon salonuna giriş yapacaktı. Her şey yolunda. Kaç kişi var AK Parti'den ancak yanında yaklaşık? Sayın Ali Yerlikaya'nın etrafında da kalabalık görünüyor. Tam orada yani kaç kişiyle geldi? Mehmet Muş'u görüyorum. O çok anlaşılmıyor. Aktarır mısın lütfen Arzu? Bir de şu anda bu görüntü tam giriş. Sonra içeri girdi İçişleri Bakanı. Sonra görüşme komisyonda başlayabildi mi? Yoksa hala içeride bir tartışma var mı? Hala içeride bir tartışma var. Ama o görüntülerde gördüğümüz gibi ayakta veya temasta bulunarak değil, sözlü bir tartışmanın yaşandığını söyleyelim. Çünkü muhalefet İtirazları AK Parti milletvekillerinin tutumunu da değiştirdi. Şöyle ki böyle bir durumla karşılaşacaklarını bilmedikleri için tansiyon bir anda yükseldi. İlk sorunla başlayayım. Şimdi İçişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşülüyor. Bu sadece bakanlığın değil, bağlı olduğu kurum ve kuruluşları da ilgilendiriyor. Hal böyle olunca bakan yardımcıları, genel müdürlükler, jandarma, yani İçişleri'ne, bakanlığına bağlı tüm kurum ve kuruluşlar da burada. Böyle olunca da kalabalık bir durum söz konusu oluyor. Bu her bakanlık için elbette ki geçerli. Yine İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi de görüşüleceği için kalabalık bir ekiple meclisteler. Evet ve şimdi içeride henüz görüşmeler başlayamadı çünkü sözlü tartışma devam ediyor diyorsun salon içinde. Vekiller de CHP ayrılmadı, yani bir protestoyla salondan ayrılma gibi bir şey yok şu anda anladığım kadarıyla. CHP milletvekilleri salondan ayrılmadı. Herkes yerlerine komisyon başkanı tarafından oturtuldu. Bir güvenli ortam sağlandı. Zira salon küçük. Milletvekilleri, komisyon üyeleri, bakanlık personeli fazla. Böyle olunca da kalabalık bir ortamda bir kaos ortamı oluştu. Biraz yatıştırmak güç oldu. Hem AK Parti milletvekilleri hem CHP milletvekilleri birbirlerine temasları oldu. Birbirlerine aslında bir kavga niteliğinde anlar yaşandığını söyleyebiliriz. Komisyon başkanı bu süre zarfında büyük emek verdi. Herkesin yerine oturması gerektiğini, bir sakinliğin sağlanması gerektiğini ifadesi. Çünkü burası Türkiye Büyük Millet Meclisi, bir plan bütçe komisyonu var ve ilk defa burada İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi görüşülmüyor. Bu yönde bir sakinleştirme durumu oldu. Şimdi komisyon salonunda herkes yerlerine oturdu ama
muhalefetin itirazları devam ederken AK Parti milletvekilleri de İçişleri Bakanı'na böyle bir tutumun, tavrın kabul edilemeyeceğini ifade ederek aralarında sözlü tartışma sürüyor. Muhalefetin şu an komisyon salonundaki itirazı hayır, bu bütçe görüşmeleri yapılamaz, kabul etmiyoruz, yapılmaması için burada hani bu protestomuzu sürdüreceğiz şeklinde mi? Bunu ilerleyen dakikalar bize gösterecektir. Çünkü bir temayül durumu da söz konusu. Elbette ki bakan, İçişleri Bakanı burada sunumunu gerçekleştirecek. Muhalefet de bu noktada tepkisini gösterdi diyelim. Peki, çok teşekkür ediyorum Arzu sana. Yine Ankara ile devam edelim. Fevzi Çakır da stüdyomuzdan karşımızda. Zaten diğer başlıkları da konuşacağız Fevzi. Günaydın. Ama şu görüntü üzerine de bir değerlendirmeni almak isterim. Yani ne olacak şimdi bugün, bütçe görüşmeleri bununla, bu protestoyla tıkanır mı? Sen neler duydun gelişme üzerine? Serap, öncelikle yadırgadığım bir görüntü olduğunu ifade edeyim. Açıkçası her İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'na damga vurur. Yani gergin geçer. Hı hı. Muhalefetin yoğun eleştirileri olur. Her bu süreçte de mutlaka İçişleri Bakanlığı'nı ilgilendiren ve muhalefeti de bir anlamda etkileyen bir gelişmenin arefesinde İçişleri Bakanlığı bütçesi gerçekleşir ama bu kez sahnelenen ya da bizlere şu anda ekrana yansıyan görüntüleri ben hiç görmedim açıkçası. Ne demek İçişleri Bakanlığı bütçe salonuna almayacağız, bakan bütçe salonuna giremez. Bütçeyi kimle yapacaksınız, bütçe sunumunu kim yapacak? O bakana siz soru sormayacak mısınız? Eleştirilerinizi içeride pankartla ya da işte ifade ederek dile getirirsiniz. Hatta yıkıcı eleştiriler de yapabilirsiniz ki daha önce gördük bütçe salonunda, ama bir bakanın neredeyse fiziki müdahaleyle bütçe salonuna alınmama girişimini ben Cumhuriyet Halk Partisi grubuna açıkçası yakıştıramadım. Onu ifade edeyim. Bu X bakan olur. Yani bakanı fark etmez. İçişleri Bakanı olur, başka bir bakan olur. Ama orada bakanlığın bütçesi görüşülecek. Bakanlığın bütçesinin sunumunu bakanın kendisi yapacak. Siz o sunuma karşı ya da bakanlığın faaliyetlerine karşı elbette bakana soru cevap şeklinde sorularınızı yöneteceksiniz. Bu arada komisyona da ara verilmiş şu anda. Ama şu andaki bu görüntüler... Komisyona da ara verilmiş bilgi olarak da söyleyeyim. Çünkü muhalefet... Muhalefet çünkü bu İçişleri, özellikle kayyum meselesi dolayısıyla son dönemde gerçekleşen görevlendirmeler dolayısıyla İçişleri Bakanlığı'na oldukça tepkili ve bu bütçe görüşmelerinin de bir şekilde kesintiye uğratılması sahikiyle hareket etti. Az önce editörümüz Arzu Türküçer de ifade etti. Aslında böyle beklenen bir eylem de söz konusu değildi. Yani içeride gergin bir atmosferin geçmesini biz bekliyorduk. Muhalefetin çok yoğun eleştiriler dile getirmesini bekliyorduk. Ama şu görüntü Serap, Yavuz da değerlendirebilir. Yani yakışıyor mu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne? Yani bir sayın bakanın, yani bir bakanın neredeyse yani böyle koçbaşı gibi insan selini yararak ilerlemek durumunda kaldığı görüntüler. Yani bakan içeri girse ne olacak? Girmese ne olacak? Yani bu kadar gergin bir atmosfere gerek var mı? Açıkçası ben Türkiye'ye yakışmayan bir tablo olarak değerlendiriyorum. Evet. Muhalefet grubunun elbette demokratik protesto hakkını saygı duyuyorum. Bu anlamda da elbette eleştirilerini dile getirmeli, tepkisini dile getirmeli muhalefet. Elbette görevlendirmeye karşı son derece katı bir tutum sergilemeli. Ama bu görüntüleri de bize izletmemeli kanaatindeyim açıkçası. Şu ben anda şöyle da, düşündüm bir an görünce. Gibi, acaba o yüzden Arzu'ya sordum. Hani işte Esenyurt'a kayyum geldikten sonra meclis üyeleri içeri alınmadı, bir barikat aşılmaya çalıştı. Ona vurgu mu var burada acaba diye yani. Kayyuma eleştiri gerekçesiyle bir protesto yapılmış ya, onun üzerinden bir çıkış noktası mı diye düşündüm. Elbette Esenyurt özelinde yapılan bir süredir CHP'nin almış olduğu eylem serileri vardı. Bunun da bir parçası olarak görmek lazım. Anladığım kadarıyla son dönemde muhalefet şöyle bakıyor. Biz bazı konularda böyle tepkiyi yükseltirsek bir anlamda mecliste bu tür protestoları ya da eylem gücümüzü arttırırsak
bir şekilde hükümet geri adım atmak durumunda kalabiliyor. Dün CHP lideri Özgür Özel'in de konuşmasında vurgu vardı. İşte bazı yasaların muhalefetin yoğun eleştiri sonrasında geri çekilmek durumunda kaldığı ya da revize edildiği şeklinde. Dolayısıyla meclis grubuna da Sayın Özel teşekkür etti. Muhtemeldir meclis grubu da Sayın Genel Başkanımızı ya da Sayın Cumhuriyet Halk Partisi tabanlı daha da böyle bizden memnun kılacak bir duruma evrilelim. Daha da arttıralım protestonun dozunu, eylemlerin dozunu diye böyle bir durum içerisine şimdi girmiş olabilir. Şimdi Arzu'ya bir bağlanalım mı? CHP'li vekillerden de bir açıklama var. Neymiş o açıklama diye bir Arzu Türküçar'dan duyalım. Arzu? Komisyon başkanı tansiyon düşününce oturuma ara verdi ve grup başkanları, temsilcilerini odasına çağırdı. An itibariyle bir toplantı yapıyorlar bu durumu konuşmak üzere. Bir önceki yayınımızda ifade etmiştik ki DYP'nin tam olarak ifadeleri var mı, neler söyledi diye. Konuştuğumuz yetkililer diyor ki bu protestonun amacı nedir diye sorduğumuzda bakanın bir yere girmeme duygusunu yaşamasını istedik ifadelerini kullandılar. Zira bu eylemin de İçişleri Bakanı'nın salona girmesini engellemelerinin sebebi ise son dönemde Esenyurt Belediyesi olmak üzere atanan kayyumlarla ilgiliydi. An itibariyle komisyon görüşmelerine ara verildi. Çünkü CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında söz tartışması devam ediyordu. Bunun üzerine de komisyon başkanı Mehmet Muş oturuma ara verdi. Neler yaşandı onu bir özetleyelim isterseniz. Son 10-15 dakika içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aslında yakışmayacak, beklenmedik görüntülerin oluştuğunu, yaşandığını ifade edebiliriz. Saat 10'da Plan Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşülecekti. Ancak o görüşme başlamadı. Çünkü CHP'li milletvekillerinin atanan kayyumlarla ilgili itirazları vardı. Bunu da protesto etmek için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı komisyon salonuna sokmamak için, içeriye girişini engellemek için bir bariyer oluşturdular ve bunun üzerine de CHP milletvekilleri, bakanlık personeli, AK Parti milletvekilleri arasında bir tartışma, o tartışma daha sonra büyük bir kavgaya dönüştü. Masalarda dövizler vardı. Bir protesto olmasını bekliyorduk. Bu atanan kayyumlarla ilgili muhalefet hazırlığını yapmıştı. Atanan kayyumlara tepki göstermek için ancak beklenmedik bir şekilde komisyon salonuna İçişleri Bakanı'nın girişi engellendi. CHP'li milletvekillerine sorduğumuzda ise bunun sebebini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın bir yere girememe duygusunu yaşamasını istedik ifadelerini kullandı. Arzu çok teşekkürler. Yani işte siz bizi meclise almadınız, biz de bunu bu şekilde siz de bir yaşayın istedik demiş oluyorlar. Ben cümleden bunu anlıyorum. Çünkü orada hani polis şeyinden bir hafta gibi bir süre... Siz bizi Esenyurt Belediyesi'ne almadınız. Biz de burada bu bariyeri, bize de böyle barikat kurulmuştu. Biz de sizi bütçe salonuna almayarak bu duyguyu yaşayın istedik mesajı vermek istemişler. Ama sahnelenen görüntü çok da hoş bir görüntü değil açıkçası. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında böylesi bir görüntünün yaşanıyor olmasını ben yadırgadım. Neden açıkçası? Ondan merak ediyorum. Görüşsünler. Ya benim gördüğüm bir de bu plan bütçe komisyonu görüşmeleri belli ki daha da sertleşecek. Çünkü yani dün Sağlık Bakanlığı'na gösteren tepki de farklıydı biliyorsun. Evet, yani orada protestolardan çok... terk etmişlerdi. Evet, dolayısıyla hani orada da çok ciddi şekilde muhalefet bir... arttırıyor dozajı. Evet. Yani dolayısıyla hani muhalefet olmasının gereği tabii başkanın iş görevi bu yani muhalefetin satın ama hani tabii şekil şemal tartışılabilir. Yani o konuyu şimdi Fevzi de bununla ilgili yorumunu yaptı ama yani belli ki bazı konularda yani bu son, ayın sonu hep böyledir ama çok artarak gidecek tansiyon. Yani çok daha fazla artarak gidecek. Bence bunun oturup iki taraf açısından da görüşülmesi ve yani düşünülmesi gereken şeyler bunlar. Yani konular belli ki bazı konularda bıçak kemiğe dayanmış söz konusu var. Yani şurada görünen görüntüler çok böyle yani alışık olduğumuz görüntüler değil. Yani zaman zaman olur ama peş peşe böyle olmazdı. Yani bazı konularda olurdu ama her gün bir kavga ve her gün benzer görüntüleri görüyoruz. Bunun üzerine düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben yani meclisteki tüm aktörlerin bunu düşünmesi gerekiyor. Çünkü önümüzdeki günlerde Fevzi de takdir eder ki hani neler konuşuyoruz başka meclise
getirilecek konular da var. Yani dolayısıyla yani tartışma olmaktan çıkılan bir yere de gidebilir burası. Ya yani bir yerden sonra. Çünkü daha gündemimiz hali yok. Ya bu meclis örneğin anayasa yapabilir mi Serap? Yani şu an oraya epey uzak görünüyor yani, tablo. Ama bilemiyorum. Bütçe görüşemiyor şu an. Şu an görünen evet öyle. Uzlaşı olmadan hiçbir şey yapamaz yani. Evet, bütçeyi bile bağlayamıyorsunuz. Ya da işte bütçede böyle gergin bir ortam varken gelin biz yeni bir anayasa yapalım dediğinizde hangi partiyi hangi masaya oturtacaksınız? Çok zor. Belki canlı yayınlamak lazım. Efendim? Belki canlı yayınlamak lazım Fevzi. Evet. Olmaz mı? Bütün görüşme doğru, canlı. Doğru. Tam yani önünde herkes izlesin. Evet. Ya meclisten herkes... canlı görüntülerde de neler yaşandığını belki gördüm. Biraz daha dikkat ederler diye düşünüyorum. Neler gördük yani bugüne kadar yani. Ne yazık ki çok daha. Yani evet. Bu görüntünün dışında çok daha tabii. Rahatsız edici şeyler yaşandı tabii, yani. Mutlaka. Ne kavgalar evet. Ne yumruklar gördük meclisin içinde. Ne yazık ki. Burada da bayağı hararetli bir tartışma var. İçişleri Bakanı girdikten sonra mı bu hemen öncesinde mi? Sonra girdikten sonra zannediyorum şu anki tartışma. Evet, evet komisyon salonunun içinde. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın önünde bir nevi barikat kuruyor CHP'li vekiller. Esenyurt'taki kanyumu protesto etmek amacıyla bir MYK toplantısı yapıldı. Orada da zaten bir dizi bundan sonra protestolarımızı nasıl yürüteceğimize dair bir dizi karar alacağız deniyordu. Bu çerçevede de zannediyorum bir muhalefet etme şekli üzerinde de belki bir... Bir de kayyumların devamı gelebilir yorumları var biliyorsun. Evet. Yani bunun da bir belki önünü almak adına da belki evet. Bir tepkiyi arttırıyor olabilirler. Ama öyle de böyle bir şekilde bu gerginliklerin yani bir parça azaltılmasında fayda var. Çünkü sokağa yansıması da farklı olabiliyor. Evet. Bu arada şimdi konuyu da dağıtmak istemiyorum ama Ankara'da böyle bir şey var mı? Çünkü bir ara sanki bu kayyumların ardı gelecek diye konuşuldu. Bu hafta evet. Böyle sakin geçiyor. Böyle bir... beklenti de demek yanlış olur ama öngörün var mı Fevzi? Atamalar devam edecek. Öyle mi? Görevlendirmeler. Bu konuda ilgili bakanlıkların ve yargının çalıştığı bilgisine sahibim. Bu görevlendirmeler devam edecek. Çünkü daha önce de konuştuk Serap hatırlarsın. Hatta seçimden önce konuştuk. Sen de programlar yapıyorsun, ben de programlar yapıyorum. Hı hı. Orada konuklar da ifade etti, biz de ifade ettik. DEM Parti'nin adayları açıklandığı anda ben şöyle bir baktım. Herhalde DEM Parti kayyuma davetiye çıkarıyor ya da kayyum atanmasını istiyor gibi algıladım. Neden? Onlarca bu anlamda herhangi bir şekilde soruşturma geçirmemiş ya da işte terörle iltisakı bulunmayan isim olmasına rağmen daha önce... Kayyum atamasına konu olmuş ya da terör örgütü üyeliğinden yargılanmış, mahkum edilmiş isimleri aday gösterdiler. Dolayısıyla dedik ki bu seçim sonrası yeni bir kayyum sürecini başlatabilir. Buna da davetiyeyi DEM Parti'nin kendisi çıkardı. Bugün itibariyle hakkında devam eden kovuşturma ve soruşturması olan birçok DEM Partili belediye başkanı var. Dolayısıyla bir öncekilerde olduğu gibi bu süreçlerin nihayete erdirilmesinin ardından ben görevlendirmelerin devam edeceğini ve birden fazla belki de onun üzerinde yere bu anlamda yeni görevlendirmeler yapılabileceğini değerlendiriyorum. Bu konuda da Ankara'da bir dizi çalışmanın olduğu bilgisine sahibim açıkçası. Bu arada yani görevlendirme sen deyince şimdi Esenyurt'a görevlendirme oldu. Belediye başkanı ile ilgili işte tartışılan bu boyutu var. Süreç devam etmeden niye görevden alındı? İşte yargı kararı vesaire. Onu bir kenara koyuyorum. Yani başkanla ilgili olan tartışmasıyla işte soruşturma süreciyle tutuklanması. Bir de neden hakikaten parti meclisi üyeleri belediyeye alınmıyor? Polis barikatları kuruldu günlerce. Hani böyle işte orada da itişmeler, çekişmeler, içeri alınmadılar, toplantı yapamadılar. Buna gerek var mı hakikaten? Yani bu daha da gerilimi arttırmıyor mu? Yani çünkü işin, ondan bağımsız bu işin daha çok, belediyenin yani meclis üyesi. İş politik hale geliyor bu durumda. Olayı tartışmıyoruz. O zaman aslında meşrutiyetiyle evet. Alakalı tartışma doğuruyor bu. Bir de şunu unutmayalım. Yani delil mi karartacak yani bu kişiler? Yani kişiyle ilgili tasavvurunuz varsa evet. Evet. Kişiyle ilgili tasavvurunuz varsa yani belediye başkanıyla bir tasavvurunuz varsa tasarrufunuz varsa siz onu görevden aldınız. Belediye meclis üyeleri belediyeye niye girmiyor ya da belediye meclis üyelerinin odası neden kapatılıyor vesaire. Onlar gelip işine devam edebilmeli yani. Onun görevini yapmasına evet. Neden bir engel tabii olsun ki orada?
Yani o durumda... Ya işte az önce Yavuz'a dikkat çekti. Gerilim tırmandıkça karşılıklı yanlış adımlar gelmesi kaçınılmaz oluyor. Bizi de bu noktaya getiriyor. İşte bu görüntülerin yaşanmasına neden oluyor bu gerilim. Bence bu iş daha itidalli, daha doğru bir şekilde hukuki çerçevede yürütülebilir, yürütülmelidir. Yani Sayın Özel, normalleşme benim için bitmedi. Ben her zaman her konuda görüşmeye hala açığım dedi ama... Ya onun özelinde demiyorum, genel olarak siyaset bir türlü o sakin zemine ulaşacak gibi görünmüyor. Mesela yani normalleşme dediğinde anormalliği kabul ediyorsun anlamına evet. geliyor. Yani normalleşme de kendi içinde normal bir ifade değil. Şu an yani peki ne yumuşama diyeceğiz? Yumuşama dedi. Yani hatta o işte senin böyle işin üzerine derdi ki yumuşama diyelim o zaman. Evet, yani bu kadar kılıçlar çekilmesin. Yani o kadar ona garip. Ona da Allah rahmet eylesin. Yani normalleşme süreci de bitmiştir. Yani bu kadar gergin bir atmosfer varken tekrar liderlerin bir araya gelip bir şeyleri konuşup bir kararlar alması ya da işte bir anayasa çerçevesinde anlaşalım demesi çok güç. Anayasadan önce hatta Sayın Bahçeli'nin çağrısı üzerine mecliste atılacak bir adım olacaksa eğer orada da nasıl anlaşılacaklar? Yani uzatılan el, ele cevap konusu konuşulurken o eller nasıl tutuşacak? Bu işler yani bir birliktelik olması için samimiyet gerekiyor. Yani karşılıklı anlaşmak samimiyet gerektirir öncelikle. Mesela topluma yansıması ne acaba? Yani çeşitli anketler var biliyorum, görüyorum ama yani bu atamaların, kavyumların sokakta yansımasını da birileri ölçüyordur diye tahmin ediyorum ki bazı anketler gördüm. Yani iş siyasi, ya hukuki olmaktan siyasi olmaya evrildiği zaman bence sorun orada başlıyor. Yani biraz önceki konu gibi. Yani başkanın alınmasını hukuki bir karar olarak karar verebiliriz. Bu hukuki kararı bekleyebilirdik ya da belki de. Ama işte meclis üyelerinin alınmamasını politik bir karar olarak değerlendiriyoruz. Şimdi dolayısıyla bunları ayrıştırmak gerekiyor. Yoksa kamuoyunda bir vicdan muhasebesi yapılıyor ve burada bir taraftan bir tarafa yargıda bulunuyor. Bunları yani biz hukuk çerçevesinde hep gidiyorsak, yani bu kayyumları da böyle atıyorsak hep böyle davranmak zorundayız. Yoksa işte bak meclisteki görüntü de bu. Yani demek ki bir şekilde ikna söz konusu değil. Yani iki taraftan bir taraf ya haklılık payı var bunun diyemiyor. Yani böyle düşünüyorum ben. Neden? Çünkü açıkçası yani ben çeşitli anketlerde de gördüğüm kadarıyla yani son dönemdeki bu adımların yani yansımasının mevcut iktidar partisine de negatif yansımaları var. Yani bunları da değerlendirmek gerekiyor. Evet. Yani bakmak gerekiyor sonuçları ne oluyor diye. Serap'ın... Evet. Serap'ın az önceki sorusuna dair bir izleyicimiz değerlendirme göndermiş. Şimdi ben de bakınca evet öyle hangisi? Olduğunu anladım. Şimdi az önce dedik ya belediye meclis üyeleri neden alınmadı Esenyurt Belediyesi'ne? Yani belediye başkanını görevden aldık. Belediye meclis üyelerinin görevini neden yaptırmasına mani oluyoruz? İlgili yasaya göre yani bu görevlendirmenin yapıldığı, kaynaklandığı yasaya göre kayyum görevlendirmesi yapıldıktan sonra belediye meclis üyelerinin görevi sona eriyormuş. Dolayısıyla encümenle görevlendirilen kişi belediyeyi yönetiyormuş. Bu nedenle belediye meclis üyelerinin görevi kalmadığı için belediyeye girmeleri nasıl, ya da belediyede parti, onların odasının olmasının belediye hukuken, meclisinin bütün üyelerini yani ya da o belediye başkanının partisine olanların hepsinin görevi sona eriyormuş. Evet, yani şöyle belediye meclisi yani görevlendirilen kişi yönettiği için encümenle beraber belediyeyi, meclisin görevi de fiilen belediye başkanı görevden çekilmiş, el çektirilmiş gibi el çekiyormuş. Dolayısıyla Allah, meclis üyelerinin fiilen bir görevi kalmıyormuş. Bunu aktarmış bir izleyicimiz. Buna da bakacağım ben. Tamamen çerçeve bu şekildeymiş. Dolayısıyla meclis üyeleri bu nedenle orada meclise alınmadı dedi. İzleyicimiz bunu da belirtmiş olayım ama tam bir hukuki durumuna hukukçu bakacağım. Hukukçu mu izleyicimiz doğru dair. Olabilir. Tümüyle vakıf değilim ama ilk kez böyle bir belediye, şey duyuyorum. Yani çünkü belediye, burada seninle de konuşuyoruz ya yani. Yerel yönetimlere sen söyle. Yerel yönetimlere bayağı hakim kıdemli bir siyasetçi izleyicimiz ondan yazmış. Ha, anladım. Böyle bir İsmini yani konuya vakıf bir isim için olduğu için sen de paylaştın. Çünkü hep konuştuk ya yani hukuki bir düzenleme yapılmalı. Bu kayyumlar, görevlendirmeler yapıldığında parti meclisi, ya belediye meclisi içinden bir başkan seçilmeli, bunun yolu açılmalı, işte o zaman temsiliyeti de engellememiş olur vesaire üzerinden hep konuşuyoruz. O yüzden çok şaşırdım böyle bir boyut elbette. Olmasına. O nedenle yani sizin artık göreviniz
ne denir, fiilen sona ermiştir. Ya bana burada da kalsa, Serap bana da kalsa bir yani. Belediye başkanı görevini yapamayacak olarak değerlendiriliyorsa herhangi bir suçtan dolayı görevden alındıktan sonra belediye meclisinde seçim yapılmalı. O kişinin yerine de bu anlamda yeni mecliste seçilmiş bir kişinin gelmesi uygundur. Ama bu uygulama yine ilgili yasadan kaynaklı olarak fiilen uygulanmıyor. Lazım. Yasada böyle bir hüküm yok. Bu konu tartışmalı bir konu Fevzi. Bu konuda tabii. Yok, bu konu tartışmalı bir konu çünkü burada yani... Bu arada İYİ Parti gruba dönünce son söyle yani bunu lütfen. Şunu söylemek istiyorum. Bu konu hala hukuki tartışma süren bir konu. Dolayısıyla tam böyledir demek doğru olmayabilir. Çünkü davalar var bununla alakalı. Yani parti meclisi üyelerinin görevlerini sona ermesi konusunda mı? Çünkü onların da kendilerine dönük aynı suçlamanın olması gerektiği yasa maddesinde var. Yani evet. Belediyeler Kanunu'nun belli bir maddesi var. O maddede ben de şimdi şöyle göz attım. Yani tekrar bir şey yapmak gerekiyor. Çok şaşırdım buna. Yani bir kişi diyelim ki suçlu ve diğer evet. bütün insanların bu konuda şeyini görevini etkilemesi ilginç. Şimdi bu arada İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu çok teşekkür ediyorum Fevzi Yavuz. Partisinin grup toplantısında kürsüde canlı yayın oraya dönelim. Evet, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu grup toplantısında konuşuyor. Bir bölümünü canlı izledik. Bu saati noktalayalım. Saat başında bu sıcak gündemi konuşacağız. Konuklarım da var. Görüşmek üzere. Para gündemden tekrar merhaba. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmeleri öncesi AK Partili ve CHP'li milletvekilleri arasında kayyum tartışması çıktı. Tartışma büyüdü, gerginlik arttı. CHP'li vekiller İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın salona girişini engellemek istedi. Bir önceki saatte sıcak görüntüleri paylaştık. Şimdi Arzu Türkuçar görüntülü olarak oradan karşımda. Şu an en son durumu aktarır mısın? Bir ara verilmişti. Hala ara devam mı ediyor? Ve özetler misin lütfen neler yaşandığını Arzu? Serap, ara tamamlandı. Plan Bütçe Komisyonu'nda sakinliğin biraz olsun sağlandığını söyleyebiliriz. Ancak tansiyon bir hayli yüksekti. Neler yaşandı geçtiğimiz saatte hemen onu aktaralım. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın bugün bakanlığının bütçe sunumunu gerçekleştirmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Meclise geldikten sonra da Plan Bütçe Komisyonu'na doğru ilerledi. Plan Bütçe Komisyonu'nda da tüm hazırlıklar yapılmıştı. Muhalefet milletvekilleri ve iktidar milletvekilleri yerini aldı. Muhalefet milletvekillerinin üyelerinin sıralarında dövizler vardı. Kayyumlara ilişkin eleştirilerini ifade eden. Aslında bu tarz protestolara alışkınız. Çünkü mecliste üyeler, milletvekilleri eylemlerini, tepkilerini göstermek için bu tarz materyallere başvurabiliyor. Ancak beklenmedik bir şey oldu. O da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya komisyon salonuna gelmek istediğinde o anda CHP'li milletvekilleri son dönemde atanan kayyumlarla ilgili özellikle Esenyurt Belediyesi'ne atanan kayyumlar ile ilgili İçişleri Bakanı'na tepki gösterdi ve Bakan Yerlikaya'nın komisyon salonuna girişini engellemek istedi ve ne olduysa aslında o anlarda, o saniyelerde oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya CHP'li milletvekilleriyle karşı karşıya kaldı. İçişleri Bakanı'nın korumaları, yine iktidar muhalefetleri, yine bakanlık personeli de etrafındaydı. Ve bir arbede yaşanarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kalabalığın arasından geçerek komisyon sıralarına oturdu. Ancak mecliste tansiyon düşmedi. Plan Bütçe Komisyonu'nda bu sefer de bu duruma tepki gösteren AK Partili isimler arasında ve CHP'li isimler arasında bir tartışma yaşandı. Bu tartışma artık sözlü diyaloğun ötesine geçti ve aslında temasa kadar ilerlediğini söyleyebiliriz. AK Partili isimler ve CHP'li isimler karşı karşıya geldi. Bu esnada Ali Yerlikaya sırasına oturdu ve aslında sakinliğin sağlanmasını bekledi. O esnada da devreye komisyon başkanı Mehmet Muş girdi ve bu durumun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yakışmadığını, bakanın burada sunum yapacağını, yapması gerektiğini, böyle bir durumun uygun olmadığını ifade etti. Ancak
hem CHP'li hem de AK Partili milletvekilleri arasındaki o tartışma devam etti. Aslında biraz güç de oldu sakinleştirmek milletvekillerini. İlerleyen dakikalarda bir nebze olsun Mehmet Muş o sakinliği sağladı. CHP milletvekilleri, AK Parti milletvekilleri sıralarına oturdu ve daha sonra Mehmet Muş komisyonun çalışma şartlarına yönelik usulüne ilişkin bir konuşma yaptı. Ancak milletvekilleri arasındaki bu sefer de sözlü tartışma başladı. Bunu engellemek için de komisyon başkanı oturuma ara verdi. Daha sonra temsilcilerle bir görüşme yaptı. An itibariyle de komisyon üyeleri söz alıyor. Aslında bu yaşanan duruma ilişkin görüşlerini ifade ediyorlar. Ardından ise sakinliğin tamamen sağlanmasıyla birlikte de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sunumunu gerçekleştirecek. Arzu Türküçer, çok teşekkürler. Hemen konuklarıma dönüp yorumlarını almak istiyorum. CHP Parti Meclisi üyesi Ali Haydar Fırat ve Habertürk yazarı Nasuhi Güngör. Konuklarım, herkinize de merhaba. Hoş geldiniz Para Gündem'e. Günaydınlar. Nasuhi Hocam'a da merhaba, günaydın. Çok teşekkürler Serap Bilet. Şimdi Arzu aktarırken bu tepkinin ya da eylemin gerekçesi olarak şöyle söylendiğini aktardı. CHP'li vekiller diyor ki bakanın bir yere girememe duygusunu yaşamasını istedik. Ne demek bu Ali Haydar Fırat? Bu yaşananların sebebi neydi? Yani kayyum olduğunu biliyoruz ama çıkış noktası spontan mı, önceden planlı mı? Sizdeki bilgiler nedir? Milletvekillerimizin yani grubumuzun kendi almış olduğu bir karar elbette ki. Oradaki mesele şu, biliyorsunuz. Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı. Kayyum atandıktan sonra işte belediye başkanı gözaltına alındı. Sonra sorgulandı ve tutuklandı. Arkasından milletvekillerimiz, belediye meclis üyelerimiz uzun bir süre belediye alınmadılar. Hatta hatırlarsanız Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabelası, grup tabelası belediyeden söküldü. Dolayısıyla buna yönelik bir protesto eylemi gerçekleştirmek istediler. Bakanın aslında hani bir yere, kamuya ait olan bir yere, bir kamu kurumuna, bir kamu alanına, elbette ki gazi meclisle belediye arasında bir mutlaka bir fark var. Orada bir eşitleme söz konusu değil ama burada bir demokratik bir protesto ortaya konulacak bir iki dakikalığına. Ama sonrasında işte hepimizin gördüğü bu görüntüler ortaya çıkıyor. Ortada ciddi bir, Türkiye'de maalesef ciddi bir gerginlik var bu kayyum meselesinden kaynaklı olarak. Elbette ki sorunun asıl meselenin asıl nedeni belediye başkanımızın şu anda gerçek anlamıyla haksız ve hukuksuz bir biçimde içeride tutulmasıdır. Buna yönelik itirazlarımız, buna yönelik her türlü şeyi kullanıyoruz. Yani siz bizi Esenyurt Belediyesi'ne sokmadınız, önümüze barikat kurdunuz. Biz de sizi Plan Bütçe Komisyonu'na sokmuyoruz aynı duyguyu hissetmeniz için mi diyor yani, CHP? Yani grup başkan vekillerimiz, milletvekillerimiz elbette ki Sayın Bakan aradılar ve ulaşamadılar. Hani bunun demokratik bir süreç ve tepki olmadığını, bir durum olmadığını Esenyurt'a girmek konusunda. Uzun bir süre vekillerimiz, milletvekillerimiz ki milletvekillerin her yere rahatlıkla girebileceğini biliyoruz. Anayasal ve yasal mevcut durumlarından kaynaklı olarak. Ama alınmadılar. Dolayısıyla buna yönelik bir tepki geliştirildi. Yani ortada bir arbedenin çıkması elbette ki istenmedi. Ama hani bakın Sayın Bakanım işte size ulaşılamıyor. Böyle bir durum var. Dolayısıyla biz böyle bir demokratik tepkiyi örgütledik ve bu tepkiyi ortaya koyuyoruz. Muhtemeldir ki yani bana aktarılan bilgi 2 dakikalık bir çaba söz konusu. Sonrasında da gördüğümüz görüntüler ortaya çıkıyor. Tamam. Bu Esenyurt'la ilgili de sorularım olacak size ama önce Nasuhi Güngör'ün de bir yorumunu almak istiyorum. Yani ortaya çıkan tablo, bu protesto anlamlı ve etkili mi? Amacına ulaşan bir protesto mu? Bu ekrandaki görüntülere ilişkin değerlendirmeniz nedir? Şimdi burada bir fiziki uygulama var. Yani bir engelleme çabası var. Ya görüntülerde hiçbir şekilde hoş değil. İçişleri Bakanlığı da yanındaki heyete de yapılanı ben hoş karşılamıyorum. Bunun demokratik bir tepki olduğunu da düşünmüyorum. Bu demokratik tepkiler zaten plan bütçe görüşmelerinde herhangi bir kurumun ya da bakanlığın görüşmelerinde rahatlıkla orada komisyon üyeleri tarafından ifade edilebiliyor. Çok gergin anlar yaşanıyor. Sözlü olarak sataşmalar, karşılıklı ifadeler üzerinden. Ama şu gördüğümüz görüntü apaçık bir fiziki engelleme. Amacı nedir?
Amacı neyse, her neyse, bu o amaca hizmet etmiş midir? Ben herhangi bir amaca hizmet edecek bir yaklaşım, bir eylem biçimi olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla da keşke bu görüntüleri görmemiş olsaydık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu engelleme çabasının da sürece, Türkiye'nin geriliminin ortadan kalkmasına bir katkısı olacağını da düşünmüyorum. Bu olaya özel olarak söylüyorum. Bir muhalefet etme şeklinde, yani bu aslında Ali Haydar Bey'e de soracağım soru ama yani sizin de muhalefet etme şeklinde muhalefet bir değişikliğe mi gidiyor son yaşanan olaylar bu kayyum süreciyle birlikte? Bir sonraki aşamasını elbette konuşmak istemem, fakat bu bir muhalefet etme biçimi haline gelirse karşılıklı neler yaşanacağını tasavvur bile edemeyiz. Yani bence bunları yaparken 40 kere düşünmek gerekir. Yani şu manzaraları ortaya çıkarırken 40 kez düşünmek gerekir. Bir İçişleri Bakanı ve yanındaki bakan yardımcıları, genel müdürleri ya da herhangi insanlar fark etmiyor. Yani şu geliş sürecine bir bakın, engelleme çabasına bir bakın. Bu yani bir fiziki arbede, orada bunun bir tık ötesi yaşanabilirdi. Çok kolaylıkla ötesine taşınabilir. Çünkü mesele fiziki olarak birbirine dokunmaya geldiğinde ondan sonrasını kontrol etmeniz öylesine kolay değildir. O bakımdan bu böyle bir yeni eylem biçimi ise ya da yeni bir protesto, tırnak içinde söylüyorum, bir demokratik eylem çabası ise bence bu yanlıştan peşinen ve çok vazgeçmek gerekir. Çünkü tekrar söylüyorum, bunun devamını gerçekten kontrol edebilmek kabil değil. Yani fiziki süreçler karşılıklı söz atışmalarına vesaireye benzemez. Bütçede zaten işte birazdan olacak, tekrar ara verildi anladığım kadarıyla, evet, arkadaşımızın aktardığına göre Arzu'nun. Devam edecektir. Orada çok sert sözlerde, çok eleştirilerde gündeme getirilecektir. Sen de izliyorsun Serap, Ali Haydar da izliyordur. Çok sembolik şeyler yapılıyor. Yani işte Mehmet Şimşek'e çocukların işte hesap yaptığı şeyler gösterildi. Şu an adını hatırlayamadım. Abaküs müydü acaba onun adı? Tam hatırlayamıyorum şu anda. Abaküs. Veya benzer pankartlar açılıyor filan. Bunlar mesela keyifli şeyler. Niye keyifli diyorum? Hani onaylamak onaylamamanın dışında şeyler. Demokratik tepki böyle ifade edilir. Demokratik tepkinin bu şekilde fiziki temaslarla ve önü alınamayacak kapıları açmakla ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Bu muhalefet etme şekliyle ilgili sizin yorumunuz var mı Ali Haydar Bey bu soruya? Ve Nasuhi Bey'in eleştirisinde haklılık payı var mı size göre Nasuhi Güngör'ün? Benimki aynı zamanda bir endişe. Yani onu da eklemiş olayım. Tabii. Yani her değerlendirme kendi içerisinde elbette ki önemlidir. Buna hiçbir şey söylemiyorum ama şunu göstermemiz gerekiyordu aslında. Bunu elbette ki herkes açısından farklı yollar olabilir ama biz de başka bir yerde engelleniyoruz. Dolayısıyla hakkımız olan belediye meclis üyelerinin ya da milletvekillerimizin Esenyurt'a girmemesi de aynı ölçüde bence önemlidir ve tartışılmaya değerdir. Dolayısıyla burada öyle bir sembolik mesele. Elbette ki bu aşamaya gelmesi hepimiz açısından kaygı vericidir. Onu elbette ki not düşelim. Dileyelim ki bu mesele bu haliyle yatışsın ve komisyonlar gerçekten fikirler üzerinde ya da karşılıklı görüş alışverişleri üzerinde başka bir nokta gitmesin ve o noktada kalsın. Ama hani dediğim gibi buradaki niyetin aslında hani böyle fiziki bir mücadele ya da müdahale olmaması, orada bir engellemenin İçişleri Bakanı'na demokratik bir biçimde gösterilmesi ama sonrasında bu görüntüler elbette ki işte orada korumalar vesaire falan diğer başka oradaki görevlilerin girmesiyle olay başka bir boyuta geldi. Bütün bir sürecin keşke yaşanmaması, başta Esenyurt'taki kayyum meselesi olmak üzere bunu dilemekten ya da bunu söylemekten başka şu an... Peki Ali Haydar Bey, az önceki saatte de biz bunu konuştuk. Hukuki olarak hem izleyicilerimizi de bilgilendirmiş olalım. Bilmiyorum sizin bilginiz var mı? Şimdi ya belediye başkanının görevden alınması, tutuklanması, hukuki süreci bir kenara koyarak söylüyorum. Böyle bir süreç olduğunda, bir belediyeye kayyum geldiğinde parti meclisi üyelerinin de fiilen bütün görevi son mu buluyor? Yani içeri alınıp alınmama konusundaki tartışmanın hukuki boyutunu anlamak için. Yani yasal olarak artık parti meclisi üyeleri... Belediye meclis üyeleri. Evet, belediye meclis üyeleri, sağ olun güzel. Belediye meclis üyelerinin görevleri son mu buluyor? Onlar yine bir meclisi toplamıyorlar mı? Encümen mi götürüyor? Nedir oradaki durum? Çünkü bir bilgi var. Yani belediye başkanıyla ilgili kayyum atandığında artık encümen götürür, belediye meclis üyelerinin görevi fiilen sona erer bu süreç tamamlanana kadar diye. Böyle mi uygulama? Ya o yüzden mi buna böyle bir hukuksuzluk var diye mi itirazınız var? Yoksa yasal çerçeve mi bu? Belediyeye herhangi bir belediye terör gerekçesiyle kayyum atandığı anda itibaren belediyenin bütün demokratik işlevleri aslında askıya alınıyor. Dolayısıyla orada
belediye meclisinin seçilmiş üyeleri de artık zaten bir meclis toplantısı yapılmıyor. Yani bütün kararları kayyum tek başına atanıyor, yani alıyor. Yani bu ister vali olsun, ister kaymakam olsun. Orada atanan kayyum o kararları tamamen encümenle birlikte alıyor. Belediye meclisi toplanmıyor. Dolayısıyla belediye meclis üyelerinde ama orada da bir yasal boşluk olduğu ifade ediliyor. Zaten biliyorsunuz bu düzenleme aslında 2016'da bu darbe süreci ve sonrasındaki o dönemde alınmış olan bir karar, bu kayyum meselesi. Dolayısıyla burada belediye başkanı terör gerekçesiyle görevden aldıktan sonra oradaki bütün süreç atanan kayyum eliyle yürütülüyor. Evet, meclisin, encümenin ve komisyonların görev ve yetkileri, şimdi o maddede önümde size sordum, benimle de paylaşıldı. Bu maddede belirtilen encümen üyeleri tarafından yürütülür ve bütçe ve muhasebe işleri belediyelerde ve işlemleri valilik onayıyla defterdarlığa veya mal müdürlüğüne de gördürülebilir deniyor. Dediğiniz gibi tamamen encümene ve görevlendirilen yeni, yani İçişleri Bakanlığı'nca görevlendirilen belediye başkanına, daha doğrusu kayyum olarak atanan, vekaleten bu görevi yapan, evet, başkana o devredilmiş oluyor tümüyle. Anladım. Yani o içeri girme girmeme tartışması, de, oradaki hukuki zemini şey anlamak için sordum. Evet evet, buyurun, nasıl bir gün gör. Evet. Aslında siz de maddeyi ifade ettiniz. Bizdeki belediye kanunun 31 ile 674 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 38. maddesi üzerinden bir düzenleme var. Bir kısmını okudun zaten, ben de tekrar okumayayım. Buradaki tartışılan mesele, yani encümene devredildiği doğru. Belediye meclis üyelerinin görevlerinin devam ettiği halde böyle bir uygulama kanuni midir? Yani o çıkan bir hükümler... Bir hukuki tartışma, davalar kanunlar, da varmış çerçeve, bu konuda. Var, var, var. Evet, evet, var. Dolayısıyla hani şu söyleniyor. Mesela belediye meclis üyelerinin, belediye meclis üyelikleri devam ediyorsa madem... Bunlar hani fonksiyonlarını mı yitirmiştir, bu geçici, hı-hı, bir yitirme midir, yapılan bu uygulama hukuki midir değil mi diye bir tartışma var. Ama uygulama böyle, buna dair de çok daha ilk bu kayyum atamalarından itibaren bir tartışma devam ediyor. Fakat ilgili kanunun o maddesinde encümen üyeleri tarafından o yetkiler kullanılıyor ve devam ediyor. Başkan belediye meclisi içinden seçilen encümenlerle yönetiyor belediyeyi. Bu meclis içinden seçilen encümenler nasıl seçiliyor, ona da vakıf değilim. Yani çok konuşuyoruz belediye başkanı parti, belediye meclisi içinden seçilmeli konusu, buna bir yasal düzenleme yapılsın, defalarca konuştuk bunları. Ama ben belediye meclis üyeleriyle ilgili bu duruma bu boyutuyla vakıf değildim açıkçası. Biraz şaşırdım da çünkü tümüyle bu şekilde olmasına. O yüzden de size de sormak istedim. Şöyle bir boyutu da var Serap Bilet. Yani evet, tartışmayı ortaya çıkaran şöyle bir boyutu da var. Deniliyor ki madem öyle, belediye meclisi üyeleri de İçişleri Bakanlığı'nın uygulamasıyla görevden el çektirilsin. Yani eğer onları zaten fonksiyonel olarak görmüyorsanız uygulamada, onlar da ilgili yasa hükmünü söylüyorlar. Bu yasa hükmü, tekrar ifade edeyim, yani encümene devrettiği için yetkileri, belediye meclis üyelerinin o anlamda bir yetkileri kalmıyor. Bu, hı-hı, geçici bir durum elbette. Yani kayyum süreci tamamlanıncaya kadar. Ama tartışma hukuki zeminde karşılıklı devam davalarla ediyor. Devam ediyor. Evet. Evet. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan bu son yaşanan gelişmeler üzerine bir açıklama var. Biz terörle mücadele ediyoruz diyor Ali Yerlikaya. Şehrin her şeyinin bırakıldığı kişidir belediye başkanı demiş cümlesinde. Başka ifadeleri de geldikçe ben sizle paylaşırım. Şehrin her şeyinin bırakıldığı kişidir başkan diyor. Bu kayyum tartışmaları üzerinden CHP'li vekiller İçişleri Bakanı'nın Plan Bütçe Komisyonu'na girişini bir süreliğine durdurdular. Orada sonra bir arbede ve gerilim yaşandı. Salona girildi ama salona girildikten sonra sözlü tartışma devam edince bir ara verildi. Şu an hala ara devam ediyor bu arada. Bu tartışmaya ilişkin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Diğer başlıklara şöyle, geçeyim. Tabii, buyurun. Tabii, Serap Hanım, şunu söyleyelim. Yani biliyorsunuz belediye başkanımız bir sabah saat 5.30'da operasyonla evinden alındı. Hatta genel başkanımız Sayın Özgür Özel çok net ifade etti. Hı hı. Eşinin bize verdiği bilgi de şuydu. Hoca odasında, yatak odasında yatarken eşi kapıyı açıyor, diyor ki ben uyandırayım, polis ona izin vermiyor ve dolayısıyla yatak odasına giriyor. Belediyenin zorla girildiğini biliyoruz vesaire falan. Belediyede odasına arama yapılırken avukatları içeri alınmıyor. Bütün bu sürecin sonunda bir takım deliller vesaire falan iddialar ortaya atıldı, dile getirildi. Profesör Doktor Ahmet Özer sorulan bütün sorulara cevap verdi ama o sorgu esnasında, daha henüz bir sorgulama sürerken, iktidara çok yakın bir kanaldan kayyum atandığı haberleri gelmeye başlandı, tutuklanacağı ifade edildi. Aslında daha sorgu sürerken, sonra
Cumhurbaşkanı grup konuşmasında konuştu. İşte Esenyurt terör yuvası haline gelmiştir. Bir biçimde sürece müdahil oldu Sayın Cumhurbaşkanı. Ondan sonra ne oldu? Yani mesela bütün bu soruşturmalar, sorgulamalar devam ederken bir gizli tanıktan bahsedilmedi. Sonra bizim yaptığımız itiraz sonrasında şu söylendi. Dendi ki bütün bu iddialar bir tutuklanmaya gerektirecek sebepler ya da nedenler değildir ama ortada bir gizli tanık var. Sonra o gizli tanığın beyanları ortaya çıktı. İşte güya Ahmet Hoca ile işte HADEP eski başkanlarından biri bir görüşme yapmışlar. İşte efendim terör örgütle o ilişkili sağlamış. Oysa o kişinin 2012 yılında intihar ettiği ortaya çıktı. Dolayısıyla tutarsız ve birbiriyle çelişen o kadar çok şey var. Ama şu söyleniyor defasında, işte heybeden daha neler çıkacak, daha neler çıkacak. Bunlar daha önceki FETÖ süreçlerinde, Balyoz Ergenekon süreçlerinde işte Genelkurmay Başkanı tutuklandığı zaman işte şunlar çıkacak, bunlar olacak, o oldu, bu oldu vesaire falan. Sonra hiçbir şey çıkmadı, net bir şey gördük. Burada da benzer bir sürecin olduğunu gördük. Sonra dün Genel Başkanımız grupta şunu anlattı. Profesör Doktor Ahmet Özer bir sosyolog olarak özellikle Kürt meselesi konusunda çalışmaları var. Şimdi Sayın Cemil Çiçek davet ediyor. İçişleri Bakanı sonrasında işte İçişleri Bakanı olan Sayın Süleyman Soylu davet ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı kendisine teşekkür, tebrik mesajları var. Hakkında yürütülen bir soruşturma yok. Bugüne kadar herhangi bir soruşturmaya da kovuşturmaya uğramamış, işte rektörlük yardımcılığı yapmış, dekanlık yapmış, bölüm başkanlığı yapmış. Bütün bu süreçlerin sonunda Esenyurt Belediye Başkanı'nın bir anda terörist ilan edildiği ya da terör örgütüyle ilişkili olduğu ilan edildiği ortaya çıktı. Bunlarla ilgili olarak yaptığımız itirazlarda düşünün 40 sayfa itiraz dilekçesi ekleriyle birlikte 120 sayfayı buluyor. 16.30'da biz itiraz dilekçesini veriyoruz. 17.30'da bize diyorlar ki işte tutukluluğun devamına siz bir saat içerisinde bu kadar bilgiyi, belgeyi nasıl okudunuz, nasıl taradınız, nasıl buradaki delilleri ortaya konulan bütün gerekçeleri bir anda hepsine vakıf olduğunuzda tutuklamanın devamına karar verdiniz. Dolayısıyla bütün bu süreç aslında meselenin baştan itibariyle bir siyasi bir mesele olduğunu, hukuki bir zemini olmadığını ortaya koyuyor. Onun sonucunda da maalesef işte yani bu görüntüler, beraberinde başka görüntüler ortaya çıkıyor. Sanki kayyum uygulaması çok doğal ve normal bir uygulamaymış gibi. Belediye meclisinin zaten bütün üyelerini otomatikmen o terör örgütü kapsamına alıyorsunuz. Velev ki belediye başkanının suçlu olduğunu kabul edin. Belediye meclisini seçilen herkesi de o kapsama alıyorsunuz. Dolayısıyla bir antidemokratik sürecin, bir irade gaspının net bir biçimde bir kez daha tezahür ettiğini görüyoruz. Evet. Yazık edilmiştir. Herkes her açıdan memleketimize, ülkemize, belediyemize, demokrasimize bir bütün olarak yazık edilmiştir. Ve Nasuh Güngör'e dönerek soruyorum. Ankara'dasınız. Yeni kayyum kararları gelebilir diye konuşuluyor sürekli. Gerçekten böyle bir beklenti var mı Ankara'da? Yani yeni kayyum kararları gelir mi? Ve tüm bu konuştuğumuz genel gündem başlıkları içinde... Yani Sayın Bahçeli'nin çağrısı, işte deme uzatılan el, burada atılacak adımlar, daha uzun vadede anayasa. Yani bu süreçleri de nasıl etkiler? Böyle bu devam ederse yeni görevlendirmeler. Tabii iki aşamada cevap vermek isterim sorunuza. Yani burada yapılan uygulamanın hukuk dışı bir uygulama olduğu, işte yapılan soruşturmanın, o süreçlerin hukukun dışında olduğu, siyasi olduğu. Bu görüşlere dair fikrimi net olarak söylüyorum. Bunlara hiçbir şekilde katılmıyorum. Yani burada şimdi... Herhangi bir vasfa sahip olmanız, akademisyen olmanız, gazeteci olmanız, X mesleğe sahip olmanız, geçmişinizde tebrik edilmeniz, size birilerinin komisyona çağırması, bunlar İçişleri Bakanı da olabilir, bir başkası da olabilir, sizin suç işleme ihtimalinizi ortadan kaldırmaz. Bu hepimiz için geçerli bir hukuk kuralıdır ve evrensel bir kuraldır. Yani ne hiçbir şekilde insanların geçmişi bugüne dair sizi aklamaz ya da suçlu hale getirmez. Her ikisini de söylemiş olalım. Dolayısıyla devam eden bir soruşturma var. Bu soruşturmanın en önemli boyutlarından birinin de mali konular olduğuna dair bilgiler, duyumlar var. Ama ben devam eden bir soruşturmayla ilgili, şimdi bakın devam eden soruşturma ne demek? Bu soruşturmayla ilgili yeni bilgiler soruşturma dosyasına girebilir. Yeni takipler, belli alınmış kararlar vardır, dinleme kararları olabilir, fiziki takip kararları olabilir vesaire. Bundan her biri de öyle kamuoyuyla alın kardeşim, bak biz şunları takip ediyoruz, şunları dinliyoruz, şu bilgilere, şu belgelere ulaşmaya çalışıyoruz şeklinde de ortaya konmaz. Şimdi böyle bir uygulama var, bir soruşturma var. Devamını bekleyelim. Bir bakalım, Sayın Özgür Özel dün çok kendisinden emin konuştu grup toplantısında. Bakalım öyle mi çıkacak, hep beraber göreceğiz.
Sorunuzun ikinci kısmına gelince, yani kayyum atamaları 1 Ekim itibariyle DEM Parti ile hani el sıkışma ile başlayan sürece 22 Ekim itibariyle Sayın Bahçeli'nin önerileriyle devam eden, hatta çıtası çok yukarılara çıkan süreçte aykırı mı, çelişkili mi ya da bu sürece zarar verir mi? Şimdi buradaki metinlere, yani hem Sayın Bahçeli metinlerine hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün de Brezilya'dan dönüşte gazeteci arkadaşlarımıza verdiği demeçler birazdan birkaç saat içinde yayına girmiş olacak. Ona dair de belki bir iki kulis bilgisi duyayım, paylaşabilirim sizle. Orada gayet net çerçeveler var. Şu demek değil, şimdi bir meseleyle, bir meseleye dair bir çözüm ortaya koyduğunuzda o sorunun, o meselenin sizin karşınıza getirdiği şiddet, silah, eylem, terör ve teröre dair bir takım uygulamalara göz yumacağınız anlamına gelmez bu. Geçmişte Türkiye'nin bu konularda belli zaaflar gösterdiği dönemler oldu. Hatta çok aklı başında süreçler, çözüm sürecini kastediyorum özellikle, tam da bu nedenle amacına ulaşamadı. Yani bir sürü nedeni vardı ama hani süreci zehirleyen aktörler, uluslararası aktörler, içerideki aktörler vesaire. Ama bir tarafıyla da hani madem bir çözüm sürecine girdik, bakalım ya arkadaşlar ne istiyorsa onu yapsın şeklinde yürümez bu işler. Yürümemeli zaten. O nedenle bu aynı zamanda uzattığınız elin yanı sıra bu konuda yaptığınız yanlışlara karşı da mücadeleden geri adım atmıyoruz mesajıdır bir tarafıyla. Süreçte bir çelişkisi olduğunu düşünmüyorum. Her iki taraftan, yani hem Sayın Bahçeli'den hem Sayın Cumhurbaşkanı'ndan gelen açıklama ve mesajların da buna yönelik olduğunu düşünüyorum. Burada bir görüş ayrılığı meselesi de çok tartışılıyor Serap Belet. Onu da hızlıca söyleyeyim. Biz görüş ayrılığı meselesini biraz fazla abarttık son 30-40 gündür sürekli konuşuyoruz bunu ama tabii gazeteci arkadaşlarımızın bendeniz dahil olmak üzere buna dair bir merakı olması kadar doğal bir şey yok. Sadece bunun politik tarafı olduğunu da kabul edelim. Tabii. Bunu da, yani siyasetçiler de yok, konuştu. Tabii tabii. Hani bir ama şöyle, bunun en şey kısmı, en masum kısmı bizde. Biz bunu merak ederiz. Var mıdır, yok mudur sorarız yani bunu. Tabii. Ben doğal hakkımız olduğunu düşünüyorum. Siyasetçinin de hakkıdır. Niye? Kendi içinde bir takım sıkıntılar yaşıyor muhalefet. Yani diyor ki bizim içimizde işte az önce işte Sayın Mansur Yavaş'la Sayın İmamoğlu bir araya geldiler. Uzun bir görüşme yaptılar Ankara'da. Onu da sormak için, evet, bekliyorum. Hani evet, belli ayrışmalar var muhalefet içinde. Ali Haydar Bey de sevgili dostum içinde süreçleri çok daha yakından takip ediyor. O şekilde de bir hamle yaparak sizin tarafta da böyle ayrılıklar var, çatlamalar var filan gibi bir hamledir bu. Fakat bu konuda Sayın Bahçeli dün grup toplantısında çok berrak bir şekilde bir kez daha ifade etti. Bu çok temel felsefesinde, temel yaklaşımında Türkiye'ye yönelik tehditler dahil, güvenlik, milli birlik dahil bir görüş ayrılığı yok Serap Belet. Ama şu var, bir takım yaklaşımlarda farklılık olabilir. Bakın bu o kadar birbirinden farklı bir şey ki bunun detayı için çok zamanımız yok ama şöyle ifade edebilirim. Şimdi Sayın Bahçeli bir açıklamada bulunur, bir beyanda bulunur, bir çizgi çizer, bir yaklaşımda bulunur. Bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın da zaten birlikte genel çerçevesini konuştukları bir konudur. Uygulamada, yol haritasında ilk anda düşündüğünüz bir şeyi yapamayabilirsiniz. İlk anda hiç düşünmediğiniz bir şeyi yapmak durumunda kalabilirsiniz. Bunlar çok dinamik süreçler. Bir de şunu da altını çizelim. Bu sürecin daha başka bir görüntü bu arada. Var. Yakından mesela bir görüntü var ekranda. Yani evet, o arbedeyi başka bir açıdan gösteren bir görüntü. Sadece onu not düştüm, böldüm, kusura bakmayın. Yok, rica ederim ya, bu da şu anda gündemde çok önemli bir olay. Evet, daha çok farklı açıdan çekilmiş bu da. Yani daha arka plandan çekilmiş bir görüntü. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bu meselenin siyasi muhatabı olarak DEM'de çok inişli çıkışlı tavırlar gösteriyor. Yani ilk anda çok sert, ondan sonra biz yürüttüğümüz mücadeleye devam edeceğiz. Bu mücadele geri geldiğinde şöyle boyutlara da taşınabilir gibi hiç de sürecin ruhuna uygun olmayan şeyler söyledi. Ama devamında olumlu mesajlar da verdi. Ben hep bu tür süreçlerin Türkiye'ye katkı sağlaması için olumlu tarafına bakılmasından yanayım. Demin de olumlu mesajlar olduğu takdirde, ki oldu zaman zaman, onlar da karşılıksız bırakılmamalı. Ama tekrar toplayarak söylüyorum, toparlayarak, Türkiye'nin terörle mücadelesinde ve bu mücadeleye dair alanlarda bir geri adım atma, özellikle Cumhur İttifakı açısından da, devlet politikası açısından da mümkün ve imkan dahilinde görünmüyor. Bu, ben bir duyalım mı birlikte? Yani yeni oldu bu olay, görüntüleri verdik ama. Birkaç açıklama geldi Serap Hocam. İstiyorsanız onları. Tabii. Bir sesi de önce bir duyalım mı Arbede'nin de sesini? Yeni tabii, görüntü. Tabii. Biz hep üzerine konuştuk ama hiç kulak vermedik. Sesi açabiliyorsak neler söyleniyor ve konuşuluyor? Yani hakikaten burada biraz daha sakin Mehmet Muş'u görüyoruz orada.
Ali Mahir Başarır'la özellikle karşı karşıya, değil mi? Evet, olduğunu görüyoruz İçişleri Bakanı'nın. Evet. Şimdi Meclis Plan Bütçe Komisyonu'ndan sevgili seyirciler bu görüntüler. Şimdi sizde yeni bazı açıklamalar var dediniz Ali Aydar Fırat. Bu konuya ilişkin yeni bir açıklama mı var? Evet. Şimdi milletvekilimiz Sayın Mutlak Doğan bir mesaj atmış. Sabah bir toplantı yaptık. Bir dakikalık bir eylem yapacağız. Milletvekilleri bakan önde duracak. Ali Mahir Başarı Grup Başkan Vekilimiz konuşacak ve Sayın Bakan'dan empati yapmasını isteyecek. Biz 20 milletvekili olarak oraya gittik ama karşımızda 60 milletvekili ve kalabalık bir polis grubu geldi. Günaydın demediler, merhaba demediler. Dolayısıyla bu süreç yaşandı. Bir de Ali Mahir'in açıklaması var. Ali Mahir Başarı Grup Başkan Vekilimiz diyor ki biz bu toplantıyı yaptıktan sonra polis geldi. Ve polis bize siz böyle bir eylem mi yapacaksınız? Toplantıdan hemen sonra. O da şeyi soruyor Sayın Bakan'a ve Meclis Başkanı'na. Bizim odalarımızı mı dinletiyorsunuz, bizi mi dinliyorsunuz? Yani mecliste kendi aramızda yaptığımız bir toplantı nasıl hemen hızlı bir biçimde polise ulaşıyor ve polis gelip bize siz eylem mi yapacaksınız? Zaten Sayın İçişleri Bakanı oraya gittiğinde bunun böyle bir eylemin, bir dakikalık bir eylemin olacağını biliyor. O yüzden de muhtemelen hani günaydın ya da merhaba demedi ve bu arbede yaşandı. Dolayısıyla Sayın Ali Mahir Başar'ın yaptığı açıklama önemli. Yani bir milletvekili grubunun kendi arasında yaptığı bir toplantının nasıl hızlı bir biçimde polise sızdığı ya da sızdırıldığı ya da dinlenme var mı yok mu bununla ilgili dikkat çeken bir açıklama yapmış Ali Mahir Başar. Konuşuyorlar bu sabah bir dakikalık eylem yapalım ondan sonra polis geliyor eylem yapacakmışsınız nasıl bir eylem diye soruyor. Ya o an mı akıllarına gelmiş mesela bu o an mı konuşulmuş yoksa bir iki gündür Cumhuriyet Halk Partisi çevrelerinde konuşulan bugünkü bu bütçe görüşü. Yani bir protesto hazırlığı dövizlerle bir protesto hazırlığı var içeride döviz açarak kayyumla ilgili onunla ilgili var. Her komisyona ilgili dövizler önceden zaten hazırlanıyor ama bu meseleyle ilgili Sayın Umut Akdoğan aktardı diyor. Sabah diyor kendi aramızda yaptık. Ali Mahir Başarı da grup başkan vekili de bunu teyit ediyor. Kendi aramızda diyor yaptığımız bir toplantıda diyor nasıl diyor bu kadar hızlı bir biçimde polis kapıya gelip şeyi söyleyebiliyor. Siz eylem yapacakmışsınız diyor. Ondan sonra zaten Sayın İçişleri Bakanı da muhtemeldir ki bu böyle bir eylemin olacağını bilerek içeri giriyor. Yani bunu diyerek de CHP bu yüzden de ortam gerildi mi diyor aynı zamanda yani. Şöyle açıklaması. Buna bir izahat anlamında da mı vurguluyor? Ali Mahir Başar'ın doğrudan açıklaması şu. Sabah bir toplantı yaptık ve dedi ki CHP'li milletvekili olarak kapının önünde duralım ve Sayın Bakan siz de burada iki dakika durun da nasıl bir iş olduğunu öğrenin. Sabah danışmanlar ve basın mensupları alınmadı salona. Polis geldi bize dedi ki kapının önünü mü keseceksiniz? Sayın Bakan siz meclis odalarını mı dinletiyorsunuz? Şimdi bir başka son dakika var onu da seslendireyim. Geçenlerde sosyal medyada konuşuldu ama şimdi de bir netleşen bir durum var. Eski Akut Başkanı Nasuh Mahruki hakkında başlatılan soruşturma kapsamında savcılık ifadesi vermiş. Savcılık ifadesinin ardından da tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmiş. Elektronik oylama ile ilgili bir seçim yöntemi değişikliği yapılacak diye bir ara geçen hafta haberler çıktı biliyorsunuz. YSK Başkanı'nın Amerika Birleşik Devletleri seçimi takip ederken yaptığı paylaşım üzerinden ona ilişkin bir paylaşımı vardı sosyal medyadan. Bunun üzerine gözaltına alınacağı söyleniyordu. Şu anda gelen sıcak bilgi Nasuh Mahruki hakkında başlatılan soruşturma kapsamında savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Bu gelişmeye de yorumunuzu almak isterim. Önce Nasuh Güngör'e sorayım. Ben bu soruşturmanın içeriğine dair hiçbir fikre ve bilgiye sahip değilim Serap Belet. Yani her zaman şunu söylediğimi bu ekranlarda herkes bilir. Yani hakaret ve şiddet içermeyen, insanların kişisel olarak onurunu taciz etmeyen, zedelemeyen açıklamaların hukuk konusu olmasına her zaman karşıyım. Böyle midir değil midir gerçekten bilmiyorum dediğim gibi. Yani burada tutuklamanın değil de tutuksuz yargılamanın esas olduğuna dair fikrimi de bir kez daha söylemiş olayım. Ama tekrar söylüyorum soruşturmanın içeriğine dair herhangi bir bilgim olmadan sadece bir teorik çerçeve ifade ediyorum. Ali Haydar Fırat? Sevgili Nasuh'un söylediği doğru. Hakikaten yani sadece benim sosyal medyadan takip ettiğim şey şuydu. Bu seçimle ilgili olarak bu dijital
işte bilgisayar, internet üzerinden oy kullanmak gibi bir tartışma vardı. Onunla ilgili bir takım imalar ya da iddiaları olduğu ifade edildi. Dolayısıyla bu çerçevede bir sorgulama, gözaltı yapılacağı ifade edilmişti. Hatta evine, o dışarıdayken evine gidildi. Evet, onun üzerinden tam cümlesi aklımda olmadığı için yanlış aktarmak istemiyorum. Onu da yine aktarırım. Evet, yani onun sonrasında da muhtemelen seçim yöntemi değişikliği üzerine. Evet, yani ama hani gerçekten yani böyle her tweet atanı ya da işte efendim görüş beyan edeni bu kapsamda alınırsa, yani gerçekten ülke zaten bir cenderin içinde, kimsenin nefes alamadığı bir hale geliyor giderek ve bu giderek bu bir koyu bir karanlığa dönüşüyor. Dolayısıyla bu tür süreçleri biraz da aklı selim bir biçimde götürmek lazım. Çünkü hakikaten hani ben de bilmiyorum işin içinde ne var ne yok ama hani bu olağan bir şeye dönüşmemeli diye düşünüyorum. Şimdi az önce bir fotoğraf geldi, ekrana da verebiliriz. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş bir araya geldiler bugün Ankara'da. Birlikte de bir fotoğraf verildi. Yani son günlerde epey çalkantılı olduğu yönünde CHP'de bu konuda bir gerilim ya da çekişme olduğu yönünde çok yorum yapılıyor. O yüzden yan yana verilmiş bir fotoğraf var. Bu buluşmanın sebebi ne Ali Haydar? Fırat, bu arada Ekrem İmamoğlu da şey yapacakmış, vekillerle bir araya gelecekmiş. Yani komisyona katılan vekillerle, az önceki görüntüler oldu ya, bu eylemi gerçekleştiren ve İçişleri Bakanlığı'nın bütçe sunum komisyonuna katılacak vekillerle de Ekrem İmamoğlu'nun görüşeceği yönünde de bir başka sıcak bilgiyi de not düşelim. Bugünkü buluşmanın bir özel sebebi var mı? Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargılanacağı dava başlıyor. Ona ilişkin mi? Nedir konu? Muhtemelen birçok başlık ele alınmıştır. Yani biz yayına girdikten sonra görüşme bitti. O yüzden herhangi bir görüş alışverişine bulunamadık ama hem Sayın Mansur Yavaş'ın yaptığı bir açıklama var. Mansur Başkan hem bu son süreçte bu konserlerle başlatılan bir operasyon sürecini atıf yapıyor. Muhtemelen operasyonlar konuşulmuştur, bu mesele konuşulmuştur. Elbette ki Cumhurbaşkanlığı meselesi konuşulmuştur. Burada yaratılmak istenen algı ya da çatışma ya da aralarında bir gerilimin oluşturulması ya da bu gerilimin tırmandırılmasının sonlandırılması konusunda mutlak surette bir tartışma ya da bir görüş alışverişinde bulunulmuştur. Sonrasında da elbette ki bu kayyum meseleleri ve bundan sonraki memleketin içinde bulunduğu durum vesaire. İkisinde sevgili Nasuh'u da çok biliyor. Bizim açımızdan ikisi de son derece değerli ve kıymetli ve ikisinin de aday olma olasılığı çok sembolik bu fotoğrafla da, fotoğrafın verilmesi normal, her görüşmede veriliyor da bir yandan da sembolik olarak da evet, bir mesaj yani veriliyor tabii böyle yani siyasetçilerin fotoğraflarıyla. Bu önemli, yani şu açıdan önemli, hani yaratılan ya da oluşan bütün algı ya da işte tepki ya da kendi içlerinde ya da dışarıdaki bütün tartışmalar dönük olarak hani bu tartışmaların daha sağlıklı bir zeminde yürütülmesi ya da görüş alışverişinin, hani eskiler şey derlerdi ya işte, kırmızı hat, özel bir telefon, yani bir mesele olduğunda aracıların olmaması, doğrudan konuşulması konusunda. Bence doğrudan konuşulması konusu önemli, bir araya gelmeleri önemli. Sonuçta onlar üzerinden yürütülen bir tartışma var. Adaylık meselesiyle ilgili olarak, gerilimle ilgili olarak bu meselenin kendi aralarında konuşulması önemli. Ama Sayın Ekrem İmamoğlu bugün aynı zamanda Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel de ziyaret edecek. Hem Mardin'de yapmış olduğu ziyaret, hem bu Türkiye Belediyeler Birliği'ndeki bu kayyum meselesine yönelik bakış konusunda da muhtemelen bu konuda da Sayın Mansur Yavaş'ın fikri sorulmuştur. Onun değerlendirmeleri de alınmıştır. Siz nasıl takip ediyorsunuz Ankara'dan bu buluşmayı, nasıl bir gün gör? Şimdi ben şöyle takip ediyorum, biraz da tebessümle, şimdi biraz gergin görüntüler falan gördük ya, birkaç latife katarak söyleyeyim. Biz bu fotoğrafları her gördüğümüzde, bu bizim siyaset hayatımızda ve futbolda özellikle çok geçerlidir. Bir kriz yok, biriz, beraberiz dediğiniz her yerde mutlaka bir şeyler çıkabiliyor. Her zaman değil ama çıkabiliyor. Şimdi altılı masa süreçlerinde bunları çok yaşadık. Bu arada çok affedersiniz, Efkan Ala Hanım, bu komisyondaki tartışma ilişkin bir açıklaması var. Asla izin vermeyeceğini de en iyi kendileri bilir. Ve şiddetle kınıyorum. Evet, ben de bugün yaşanan bu talihsiz olayları şiddetle kınadığımı ifade etmek isterim. Sayın Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, yakın zamanda 16 Ağustos 2024 günü meclis oturumunda, genel kurulunda yaşanan olaylarla ilgili olarak bir açıklama yapmıştı. Bugün
ben genel kurulda yaşadığım ve gördüğüm olaylardan dolayı büyük bir utanç duyuyorum demişti. Burada sözlerin havada uçuşması lazım, sözlerin konuşulması lazım. Hiç kimsenin kaba kuvvete, kabadayla şiddete herhangi bir şekilde tevessül etmemesi lazım demişti. Şimdi ben kendisini bu sözlerinin gereğini yapmasını bekliyorum. Utanç duyduğu bu arbedeyi, bu şiddeti, bu kabadayılığı yapan arkadaşları hakkında gereğini yapmasını bekliyoruz. Tabii parlamento, Sayın Başkanımızın belirttiği gibi sözlerin konuşulduğu, müzakerelerin yapıldığı, aziz milletimizin vermiş olduğu yetkinin karşılığında milletvekillerimizin hizmet ettiği bir alan. Burada kabadayılık yapmak, kaba kuvvete başvurmak, Sayın Bakanımızın komisyon çalışmalara iştirakini engellemek, tek kelimeyle Özgür Özel'in ifadesiyle söylüyorum, utanç vericidir ve bunu yapan, bunu gerçekleştirenleri de şiddetle kınadığımı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bunun gereğini yapmasını bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Başkan Abdullah Güler ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, bu İçişleri Bakanı içeri sokulmaması ve sonrasında yaşanan ABD ile ilgili değerlendirme yaptılar. Şimdi Nasuh Güngör, bu Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş değerlendirmenizi alacağım. Sadece bu değerlendirme üzerine CHP Parti Meclisi üyesi olduğu için de Ali Haydar Fırat, Sayın Özel'e yönelik de bir çağrısı oldu Abdullah Güler'in. Utanç duyuyorum demişti daha önce o yumruklu kavga sırasında mecliste. Bunun gereğini yapmasını bekliyorum ve kınıyorum dedi her iki isimde. Buna bir cevabınız var mı? Bir değerlendirmeniz kısaca alayım. Geliyor mu sesim Ali Aydar Fırat? Size sordum ama. Ha, çok özür dilerim. Ben Nasuh Bey'e... Yok, ona döneceğim. Aradan söz aldım size bunu sormak için. Çok özür dilerim. Yani şu tabii elbette ki her parti kendine göre bir değerlendirme yapılar ama Sayın Genel Başkanımızın utanç duyuyorum dediği meselede AK Parti Milletvekili Alpay Özalan kürsüde konuşurken Sayın Ahmet Şık'a fiili bir saldırıda bulunmuştu. Dolayısıyla hani ben aynı düzeyde eşdeğer tutmuyorum, onu söyleyeyim. Bu meseleyle o meseleyi. Gereği nasıl yapılacak onu da Sayın Başkan neyi ifade ediyor onu da tam gerçekten anlamış değilim. Yani milletvekilliği partiden ihraç mı edilecek? Yani karşılıklı bir arbede yaşanmış. Elbette ki keşke olmasaydı. Keşke demokratik bir biçimde süreç orada bir dakika içerisinde Sayın Bakan ben sizi anlıyorum. Tamam arkadaşlar bu süreci sulh yoluyla halledelim diyebilseydi ya da farklı bir şekilde süreç bu noktaya gelmeseydi. Ama hani bu tepkileri de ben birazcık abartılı bulduğumu söylemeliyim. Nasuh Güngör, buna da ilaveniz varsa yorum olarak tabii buyurun. Şimdi illa hani ihraç falan olmaz da Ali Haydar, yani şöyle olur mesela. Şimdi bir protokol meselesi oldu, sen de hatırlayacaksın, Serap da hatırlayacak. Hı hı. Bir verdiği röportaj yüzünden soruşturma geçiren, sonra tutuklanan ve sonra serbest kalan sosyal medyadaki bir ismin Sayın Özgür Özel tarafından protokole oturtulması meselesinde Sayın Özel bunun muhasebesini yaptı, eleştirisini yaptı. Gerçi muhatabı da bunu şiddetle reddetti ve Sayın Genel Başkanı çok ağır ifadelerle suçladı ama sadece şunun için hatırlatıyorum. Zaman zaman yaptığınız hatalarla ilgili muhasebe de yapabilirsiniz. İlla bir hukuki uygulama, bir disiplin suçu ya da mekanizması işletmeniz gerekmiyor. Ben Ekrem İmamoğlu kısmına dönebilirim izninizle, herhalde zamanımız evet, da azalıyor. Evet, dönebiliriz. Vaktimiz az. Sayın İmamoğlu çok açık bir biçimde Cumhurbaşkanı adaylığını zaten ilan etmiş durumda. Bu aslında ilk dönem itibariyle devam ediyordu ama artık kimse bunu tartışmıyor bile, öyle midir değil midir diye. Yarışın öyle mi, hala tartışılmıyor mu? Geçeceği meselesinde ben hiç tartışıldığını düşünmüyorum. Sayın İmamoğlu aday. Yani mutlaka aday olacaktır ya da... Peki ben kendi cephemden söyleyeyim de sonra birbirimize hatırlatırız. Peki Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı artık tartışılmıyor kesin ama Mansur Yavaş'ın adaylığı konusunda durum kesin mi? Ben Ekrem İmamoğlu açısından söyledim bunu. Yoksa Sayın Yavaş da ikinci döneminde siyaseten bu konudaki çıtayı yükseltti. Yani o da yarışta ben varımı, hani üslubu o kadar sükunetle devam ediyordu ki ilk dönemde, hepiniz hatırlayacaksınız. Bu dönemde söylediklerini de ben artık adaylık olarak yorumluyorum. Başka türlü yorumlayan varsa lütfen söylesin. Hı-hı. Ama şimdi bu ziyaret Sayın İmamoğlu artık bir Cumhurbaşkanı adayı olarak kendisini gördüğü için
bütün planlamalarını, bütün ziyaretlerini de bir Cumhurbaşkanı adayı, Türkiye'yi yöneten bir isim ya da yönetmeye aday bir isim edasıyla yapıyor. PR'ını bu şekilde sürdürüyor. Ben Sayın Yavaş'ın ziyaretinin de bu kapsamda olduğunu düşünüyorum. Sayın Yavaş'ın en son o kurultayda kendisine söz hakkının çok sonradan bildirilmesiyle ilgili yaptığı eleştiride de hemen sahne alışını bir hatırlayın. Bunlar aslında normal süreçlerde genel başkanların ele alması gereken ve çözmesi gereken konular ama Sayın Özel de sonra o sahneye geldi vesaire. Şimdi aralarında bir rekabet var. Bu rekabet de öyle kolayca bitecek bir iş değil. Birlikte fotoğraf verdiğiniz zaman da bu siyasi rekabetler ortadan falan kalkmıyor. Bu birlik beraberlik görüntüsü değil, birbirini tartma görüntüsü, onu da söyleyeyim. Bunlar benim kanaatlerimdir. Ben yanılırsam da yeri geldi yanıldım demeye hazırım. Şimdi bundan sonrasını yönetme konusunda gerçekten hani kendisine Allah yardım etsin diyeceğim kişi Sayın Genel Başkan'dır, Özgür Özel'dir. Çünkü bu iki iddialı adayın süreçlerde nasıl davranacaklarını, neleri ortaya koyacaklarını, neleri söyleyip söylemeyeceklerini planlamanız, yönetebilmeniz o kadar zor ki. Çünkü İmamoğlu'nun artık buradan geri dönüşü yok. Devam eden hukuki süreçleri var vesaire. Bunlarla ilgili kendisine destek arıyor. Türkiye'nin gündemindeki önemli meselelere dair kendi kanaatlerini ifade artık ediyor. Artık tamamlamanızı isteyeceğim. Evet ama dediğim gibi bu ortadan rekabeti kaldıracak bir ziyaret değil. Ne konuştuklarından çok verdikleri kareyi önemsiyorsak ben de böyle söylemiş olayım. Böyle söylüyorsunuz. Bu birbirini zaman tartma ve yoklama karesidir. Evet. Yani Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı artık netleşmiş görünüyor en azından kendi cephesinden. Yorumuna da bir şey belki söylersiniz Ali Aydar Bey. Son bir dakika kaldı. Şimdi parti resmi karar almadık diyor. Efendim? Parti üst kurulunda görevli olduğum için oyumun rengim ya da daha doğrusu kanaatim belirtmem doğru olmaz. Yüz ifadeniz biraz belirtti bana ama bilmiyorum. İki belediye başkanımızın konuyu dinlerken evet, ki aldık bakışınız. Aldık biz onu. Biz mesela oyunuzun rengi belli oldu galiba Ali Haydar. Tamamen öznel yorumlar efendim sayın seyirciler bunlar. Sayın Serap Bire de sayın Nasuh Mavrik'in Nasuh Güngör'ü dilerim özel yorumları. Şu elbette ki yani İsim benzerliğinden yaşıyoruz onu merak etme. Evet. Önemli bir süreç elbette ki bu süreçte hep herkese çok büyük sorumluluk düşüyor. Nasıl sonuçlanacağı, nasıl biteceği elbette ki önemli ama önemli olan herhalde hepimiz açısından Türkiye'de demokratik sistemin kazançlı çıkmasıdır. Çok umduğumdan da kısa bitirdiniz ama süremiz de oldu zaten. Aşmadan tamamlamış oluyoruz böylece. Hakikaten yine böyle daha dünkü konular daha sıcakken, geçen haftaki konular daha sıcakken bugün yine bambaşka bir görüntüyle açtık bu saati. Meclisteki arbede ve Plan Bütçe Komisyonu'ndaki arbede ve gerilimle buna ilişkin elbette Habertürk'te birazdan tekrar görüşmeler başladığında ya da Ekrem İmamoğlu CHP'li vekillerle görecek, yeni açıklamalar gelecek, hepsini bulacaksınız. Para gündemi noktalayalım. Her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Nasuh Güngör, Ali Haydar Fırat çok sağ olun katkınız için. Birazdan spor haberleri var. Selen Güldayıoğlu karşınızda olacak. Yarın sabah 10'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.